Değerli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere BioInformatics platformu Bir Bilim Paylaşım Yolculuğu etkinliği kapsamında platformumuzun organizasyonu, düzeni, işleyişi, amaçları ve hedefleri hakkında platform kurucusu Mehmet Çalıseki ve ekip üyelerimiz konuşmalar gerçekleştirecektir. Sonrasında eğer sizlerin sorusu olursa sorularınıza cevap verilecektir. İlk olarak platformumuzun kurucusu Mehmet Çalıseki sizlere BioInformatics platformu hakkında bilgiler verecektir. Merhabalar öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Tüm katılımcılarımıza ben de hoş geldiniz diyorum. Size platformumuz hakkında bilgiler vermek istiyorum. Hem organizasyonu hem işleyişi hem de ekibimiz hakkında bilgiler vereceğim sizlere bugün. İlk önce ekranımı bu şekilde paylaşıyorum sizle. www.bioinformatics.com adlı bir web sitemiz bulunmakta. Öncelikle sizlere BioInformatics'in hikayesini, bu isim nereden geliyor onu anlatmak istiyorum. Ben renk olarak turuncuyu çok seviyorum, turuncu hayranlıyım. Her yerde böyle turuncu renklerine bayılıyorum böyle. O yüzden de böyle bir platform kurmak istedim 2020 yılının Ocak ayında. Bu platformu kurarken de nasıl bir isim bulsam, nasıl bir isim yaratsam diye düşünürken hem platformu biyoinformatik alanında kurmak istediğim için hem de turuncuyu da çok sevdiğim için BioInformatics diye bir isimlendirme yaptım. Sonrasında da dilime çok takıldı. Ocak ayında ben böyle karalarken, böyle ilk başta işte yazarken, sonrasında da Ocak ayından sonrasında 20 Mart 2020 tarihinde ben artık web sitenin domain adresini aldım ve sonrasında da tasarıma başladım. İşte İlk tasarımı yaptıktan sonra Mart, Nisan ve Mayıs aylarında temel olarak bu platformu ilk olarak ben aslında bir İngilizce içerikleri olan bir platform olarak kurmak istemiştim ama sonrasında düşündüm öğrenci arkadaşlarımız gerçekten Türkçe kaynak eksikliği yaşıyor ve ben de öğrenciyken, lisans öğrencisiyken ve İngilizce de çok iyi değilken gerçekten bu kaynak yetersizliği benim için çok büyük bir problem olmaya başlamıştı. İşte hep anlatırım arkadaşlarıma. Üniversite eğitimimin sırasında lisans 3'te ben Adam Mickiewicz Üniversitesi'ne gittim Erasmus kapsamında Polonya'da. Orada mesela bir ilk gittiğim laboratuvar biyoteknoloji laboratuvarıydı ve orada ben önüme bir deney düzeni verdiğimde ve bireysel bir proje verdiklerinde şunları yap dediklerinde bana gerçekten bilmiyordum. Ve bilmediğim için mesela o gün çok içerleyip ağlamıştım. Böyle kendimi çok huzursuz, mutsuz hissetmiştim. Oysa ki orada mesela orada okuyan lisans 3 öğrencisi arkadaş benden istenilen işte PCR deneylerini, klonlama deneylerini tek başına girip yapabiliyordu. Ben de dedim akademik düzen niye böyle? Bizim ülkemizde neden böyle? Biz bunları neden öğrenemiyoruz? Neden hızlı öğrenemiyoruz? Bu kaynaklara neden erişemiyoruz? Biz kendimizi bu kadar niye geriye düşürüyoruz öğrenci olarak diye. Bunları düşünürken ben de dedim akademinin dışında, demek ki akademi bir bakıma yetersiz kalıyor. Ben de akademinin dışında neler yapabilirim? Tek başıma bu konuda ne gibi sorumluluklar alabilirim diye düşünürken bu platformu kurmak istedim açıkçası. Bu platformu da kurduktan sonra da benim yapabildiğim şeyler işte ilk başlarda YouTube, BioInformatics YouTube adresine de bakarsanız ilk başta biyoinformatik araçlar kullanarak işte moleküler klonlama deneyleri işte biyoinformatik bazı işlemler işte dizi hizalamalar, filogenetik ağaç oluşturulması gibi birçok böyle biyoinformatik işlemleri anlatmaya çalıştım. Sonrasında ilk içeriklerimi böyle çıkardıktan sonra Mayıs aylarından itibaren ekip arkadaşları katılmaya başladı aramızda Mayıs ayının sonu itibariyle. Mart'tan sonra Mayıs ayının sonu itibariyle ekip arkadaşlarımız katılmaya başladı. Benim şu ana kadar ekibimizde olan arkadaşlarımızdan sadece yani bir elin parmağını geçmez en fazla belki 5 kişidir. Daha önce tanıdığım ve daha önce tanışmış olduğum yüz yüze gördüğüm insanlardı ve diğer bütün arkadaşlar bu zamana kadar ekibimize 200'ün belki 300'e yakın arkadaş geldi ve hiçbirini daha öncesinde görmedim. Tanışmamıştım daha öncesinde ve sadece internet ortamında tanışıp birlikte bir bilim paylaşımı, bilim adına bir şeyler üretme, insanlara katkı sağlama amacıyla oldu. Bir birleştik, işler yaptık. Mayıs ayından itibaren işte 2-3 arkadaşımız katıldı. Sonrasında Temmuz,
Ağustos ayına kadar biz bir şekilde sistemi kurmaya çalıştık. Daha çok bir informatik ağırlıklı devam ederken sonrasında diğer arkadaşlarımızın da katılımıyla aslında sadece bir informatik değil de biyolojik bilimlerin tüm alanlarına yönelik aslında içerikler çıkartmaya başladık. Kategorilerimiz genişledikçe, birçok alanda genişledikçe ilk önce hem haber yazıları, hem derleme yazıları, hem de video içerikleri yayınlamaya başladık. İşte video içerikleri hem uygulamalı hem de animasyon videolar olacak şekilde. Böyle böyle sonrasında Eylül'den sonra 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi derken bir anda 100 kişilere, şu anda gördüğünüz üzere 106 kişi var ekibimizde ve oldukça yani 300 kişiye kadar da arkadaşımız geldi. Sonrasında ekipten ayrıldılar ama bu platforma bu zamana kadar katkı sağlayan birçok arkadaşımız oldu. Ben burada sizlere faaliyet raporumuzdan Haziran 2021 yılına kadar Haziran ayına kadar faaliyet raporumuzdan bahsetmek istiyorum. Bayinforunç.com bizim ilk ve yer veriyoruz. Türkçe içeriklerimizden bayinforunç.com web sitesinde hem de sosyal bayinforunç kullanıcı adlı sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz. Bunun haricinde 17 Mayıs 2021 tarihinde ise bayinfocos.com adlı bir web sitesi daha kurdum ve onun da tasarımı bitti. O web sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlarımız linki chat'e atabilirler. Bunda da hem de bayinfocos adlı sosyal medya hesaplarında da İngilizce içeriklerimizi yayınlamak istiyoruz. Çünkü ilk başta ben İngilizce içerikler de yayınlamak istiyordum bayinfocos.com'u bayinfocos'a başladığımda. Ancak nitelikli, kaliteli, öğrencilerin kullanabileceği Türkçe kaynaklar hazırlama aşamasında hazırlayıp insanlara sunmayı daha çok böyle uygun gördük, daha yararlı olacağını düşündüğüm için bu şekilde Türkçe olarak devam ettik ama uluslararası bilim paylaşımına katkı sağlamak için de İngilizce platformumuzu bayinfocos.com adıyla kurduk. İçeriklerimize gelecek olursak bizden ne gibi içerikler çıkartıyoruz? Web sitesi içeriklerimizde ilk başta Bayinfo News adlı haber içeriklerimiz var. Bu haber içeriklerimizi impact faktörü etki değeri 10 üzeri dergilerdeki makalelere bakarak, bu makalelerde işte son bir aydaki makalelere bakarak ekibimiz içerisinde bu makaleler değerleniyor. Önem sırasına, ilgi çekmesine göre değerlendiriyor ve arkadaşlarımız o makaleleri okuyarak o makalelerden haber yazısı hazırlıyorlar. Bilimsel habercilik bu şekilde gerçekleşiyor. Bunların tabii belli başlı kuralları var. Bu bütün haber yazılarımız, bütün yazılarımız için de editörlerimiz bulunmakta. Bayinfo Reviews için nasıl bir içerik hazırlıyoruz? Bu içeriklerimizi işte yine belli başlı bir biyolojik bilimlerine dahil olan birçok konuda Bayinfo Reviews'ta derleme yazılarımız bunlar. Arkadaşlarımız yine istedikleri konuda ya da bizim önerdiğimiz konular oluyor. O konularda derleme yazıları yazılıyor. Derleme yazılarında dikkat ettiğimiz noktalar şunlar. Akademik yazım kurallarına mutlaka uyulması gerekiyor. İntihal olmaması gerekiyor. İşte atıflandırılmanın düzgün olması gerekiyor. Gerçekten iyi bir şekilde. Ve gerçekten yüzeysel değil, gerçekten öğrenci arkadaşlarımız okuduğunda gerçekten kendilerine bir şeyler katması gerekiyor. Bunlara çok önem veriyoruz. İşte belli başlı yine giriş bölümü, işte yine gelişme ve sonuç bölümleri oluyor mutlaka derleme yazılarımızda ve bütün arkadaşlarımız buna uyum sağlayarak derleme yazılarını paylaşıyorlar ve bu derleme yazıları mutlaka bir editörün kontrolünden geçerek web sitemizde yayınlanıyor. Sonrasında sosyal medyalarda duyuruyoruz. Bu derleme yazılarımız daha sonrasında eğer gerçekten ilgi çekici ve önemliyse Bayinfo Journal adında Haziran'ın onun da ikinci sayısını yayınladık. İlk sayısını da 20 Mart'ta yayınladık. O dergileri de sizlere göstereceğim kısaca. Dergilerimizde kullanabiliyoruz. Yani en iyi derleme yazılarımıza dergilerimizde yer veriyoruz. Bu açıdan da önemli. Bayinfocos içeriklerimiz genellikle programlama dilleriyle alakalı ve YouTube adresimizde ve web sitemizde bulabilirsiniz. Python kapsamında Python programlama dilinin rehber içeriklerini bu Bayinfocos kapsamında hazırladık ve arkadaşlarımız hazırlayarak paylaştı. Ayrıca Linux kapsamında da Linux içeriklerini, rehber içeriklerini de arkadaşlarımız hazırladı. Bayinfocos kategorisi altında. Bayinfo Tools dediğimiz yine YouTube'da da görebilirsiniz, web sitemizde de görebilirsiniz. Bunda ise
Biyoinformatik araçlar kullanılarak uygulamalı videolar hazırlıyoruz biz. Bu videolarda da işte ben daha çok bu videolarda biraz daha üzerine düştüm, bunları yayınladım. Çünkü biyoinformatik çok önemli. Biyoinformatik araçları kullanarak birçok şeyi yapabiliyoruz. Kendi deneylerimizden önce iyi bir şekilde biyoinformatik araçları kullanarak deney düzeni hazırlarsak çok daha başarılı olabiliyoruz. Buna önem verdiğim için YouTube adresimizde bunu da görebilirsiniz. Birçok deneysel ve işte teorik bilgilerin verildiği bir de animasyon videolarımız var. Bunları da YouTube adresimizde verebilirsiniz. Fatma Duran arkadaşımız bunları hazırlıyor çok güzel bir şekilde. İşte BioInfoGuide dediğimiz en çok mesela burada yüksek lisans ve doktora eğitimi için rehber biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik ve ilgili diğer bilim alanlarında Türkiye'de aktif çalışmalar yapan akademisyenlerin listesi mesela. Biz sizler için, birçok öğrenci için de, ülkemizdeki öğrenciler için de gerçekten kullanabileceğiniz rehberler hazırlamaya çalışıyoruz. İşte yurt dışı burs listesi, burslar listesi, yurt dışında alabileceğiniz burslar listesi, programlar listesi gibi. Bunların haricinde birçok yine farklı rehberlerimiz var. Medya içeriklerimize bakınca kısa bilgi notları hazırlıyoruz. Sizlere hızlıca birçok konuda bilgi edinmeniz için bu konuda yine sorumlu arkadaşlarımız var. Huri Akın arkadaşımızın önderliğinde yine bu BioInfoNotes içeriklerimizi çıkartıyor. Bu konuda birçok arkadaşımız yardımcı olarak bu kısa notlar hazırlıyoruz. BioInfoCast kapsamında Spotify'da BioInfoNotes adı altında bulunmaktayız ve birçok hem rehber içerikli hem de bilgi içerikli podcastler paylaşıyoruz. Mobil konusunda bir podcast serimiz var, oldukça ilgi gördü. Sizlerin de eğer takip etmediyseniz bunları bakmanızı tavsiye ediyoruz. Discord'da yine arkadaşlık, Discord'da aktif kullanmaya çalışıyoruz. Orada yine 1000'in üzerinde katılımcımız var. İşte çalışma, ders çalışma istediğinizde, final döneminizde çalışmak istediğinizde orada mutlaka çalışan insanlar oluyor. Onlarla birlikte çalışabilirsiniz ya da sorularınız olduğunda buradan sorabilirsiniz Discord kanalımızda. BioInfoClips yine kısa küçük bilgilendirici videolar hazırlıyoruz. Onun kategorisidir. Etkinliklerimize gelecek olursak BioInfoCourse etkinliklerimiz çok değerli akademisyenler, bilim insanları geliyor. Hem yurt dışından hem de yurt içinden. Bu bilim insanları bizlere seminerler veriyorlar birçok konuda ve seminerler sonrasında da soru cevap etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız tüm etkinlikler BioInfoCourse kapsamında değerlendiriyoruz. Bu zamana kadar da oldukça, hatta bu ay 16 hocamızla birlikte etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda zaten ay sonunda işte 16 etkinliğin 10'una katılan katılımcılara katılım belgesi vereceğiz. BioInfo Forum kapsamında da daha çok burada direkt değerli akademisyenler yine katılıyor ama direkt sadece soru cevap bölümünden böyle interaktif, daha çok interaktif bir şekilde gerçekleştirdiğimiz etkinlik. 20-22 Mart 2021 tarihleri arasında ilk olarak gerçekleştirdiğimiz BioInfo Conference adlı konferans etkinliğimiz de oldu. Çok değerli akademisyenler katıldı. 8000'e yakın bir kayıt sayısı ulaştı. İlk gününde 1400 canlı izleyici, ortalama canlı izleyiciye ulaşan bir rakama ulaştık. Bu bizim için çok değerliydi. Gerçekten konferans sonrasında da oldukça güzel yorumlar aldık. Bu yorumlar bizi çok motive etti ve bu motivasyon ile Eylül ayında da çok daha iyi bir organizasyon düzenlemeyi planlıyoruz. Eylül ayının 18, 19 veya 24-25'i tarihleri arasında yine çok değerli akademisyenlerin katılacağı, bu sefer uluslararası bir konferans olacak. Hem yabancı akademisyenler hem de Türk akademisyenler katılacak. Şu an bu konuda heyecanlıyız. Davet ettiğimiz akademisyenlerden güzel dönüşler aldık. Programımızı netleştirmeye çalışıyoruz. Daha öncesinde belirttiğim gibi BioInfo Journal dergimizi de 3 ayda bir çıkartmaya başladık. 10 Haziran'da ikinci sayısı, daha sonrasında tekrardan Eylül ayında 3. sayısını çıkaracağız. Bu konuda da işte sponsor arayışımız sürüyor. Çünkü dergilerimiz çok beğeniyor, ilgi görüyor. Ancak basılı sürümünü de geçirmek istiyoruz. Eğer basılı sürümünde yardımcı olmak isteyen, bu konuda bize yardımcı olmak isteyen bir şirket veya sponsor olursa iletişim kurmak isteriz. Basılı sürümünü sizlere, tüm katılımcılarımıza da isteyenlere, talep edenlere göndermek, uygun bir ücretle göndermek istiyoruz. Biz ücret dedim, daha önce de söylemedim. Burada yazılım hakkımızda, bölümümüzde de var. Biz bu platformda hiçbir kar amacı gütmüyoruz. Bu zamana kadar olan tüm etkinliklerimizde ve tüm yaptığımız faaliyetlerde hiçbir kazanç gütmedik.
Biz sadece öğrenciler hem kendimizi geliştirirken hem de ülkedeki diğer öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz ve bunu gerçekten burada 106 ekip arkadaşımız var ve başlangıç grubumuzda da bir 20 arkadaşımız daha var. Şu an 126 kişi olduğumuzu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızla birlikte komple bütün arkadaşlarımız öğrencilerden oluşuyor zaten hepsi. Gönüllü olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Değerlendirecek olursak işte bunların büyük çoğunluğu bu arkadaşlarımızın 75'i lisans öğrencilerinden oluşmakta. 7 arkadaşımız lisans mezunu, 15 arkadaşımız yüksek lisans mezunu, 7'si de doktora, doktor öğrencisi. Bizim için güzel bir durum ülkedeki akademiye kıyasla veya ülkeye kıyasla bizim platformumuzda 101 kadın arkadaşımız varken 5 arkadaşımız da erkek. Bu bence bizim platformumuzun en güzel taraflarından bir tanesi. İçeriklerimiz bu zamana kadar paylaştığımız içerikler gerçekten çok aktif bir şekilde içerik çıkarıyoruz, paylaşıyoruz. İşte bir seneye geçik bir süredir 595 toplamda içerik çıkarmışız ve paylaşmışız, sizlere sunmuşuz. 186 derleme yazısı, 223 kısa notlar. İşte 66 bilimsel haber, 64 video içeriği bulunmakta. Rehber içeriklerimiz 16, seminer etkinliklerimiz bu ayın sonu itibariyle 30 olacak. Podcast'imiz 7, bilimsel dergi sayımız 2 ve konferansımız da 1 şu anda. Ve gün geçtikçe, seneler geçtikçe biz bu sayıları katlayarak devam etmek istiyoruz. Ülkemizdeki bizim amacımız bir tanesi, ülkemizdeki iyi eğitim platformlarından bir tanesi olmak. Biz şöyle popüler bilim tarafında daha çok değiliz. Biz kaliteli ve nitelikli bilimsel içeriklerin çıkarılması taraftarıyız. Bilim salt olarak bilime bir şey katmadan bilimi herkese sevdirebiliriz. Çünkü bilim gerekliliktir, ihtiyaçtır. İhtiyaçlar sevilmesi gerekiyor. Bilim yani popüler olmasına gerek yok. Popülerleştirmeye gerek yok. Bilim sadece net olarak hepimiz için ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç mutlak suretle sahiplenilmeli ve sevinmelidir. Bu kapsamda biz de içeriklerimizi gerçekten nitelikli olacak şekilde. Çünkü bazı paylaşımlar oluyor bilim adı altında. Bunları biz öğrenciler bunlardan ne kadar katkı sağlayabiliyor, insanlara bunlar ne kadar katkı sunuyor. Yani bunlar bizim için şüpheli olduğu için biz her içeriğimizi gerçekten çok titiz bir şekilde hazırlayarak derleme yazılarından video içeriklerine, notlarımıza kadar hepsi birçok arkadaşımızın kontrolünden geçerek hazırlanıyor. Bunları sizlere sunuyoruz. Sosyal medya takipçilerimiz Instagram 7000 kişiye ulaştı. Twitter yine 6000 kişi de takipçi sayısında. LinkedIn 4000 sayısında. YouTube'da yine artış var. Sizlerin desteğiyle bizler gerçekten motive oluyoruz. Takipçi sayılarımız arttıkça, daha çok insana ulaştıkça, daha çok insana katkı sağladığımızı düşündükçe biz mutluluk duyuyoruz. Sizlerin bizlere katkıları, yani beğenileriniz, etkileşimleriniz, verdiğiniz geri dönüşler, işte olumlu dönüşleriniz ya da eleştiriniz, yapıcı eleştirileriniz bizler için çok önemli taşıyor. Burada işte yine gördüğünüz üzere ilk en çok görüntülen içeriklerimizde web sitemizdeki bulunan Bayinfo Journal dergisi yine 3234 görüntülemeyle en çok görüntülenen. Sonrasında yine rehberimiz geliyor. YouTube'da en çok görüntülenen Bayi Forum etkinliğimiz, Yağmur Kiraz hocamızla yaptığımız kanser araştırmaları ve Türkiye'de bilim, merak ederseniz izleyebilirsiniz. Ayrıca işte Bayinfo Tools kapsamında overextension PCR klonlama spesifik primer tasarımları videosu da yine en çok izlenen videolarımızdan bir tanesi. YouTube'da bu videolarımızı izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Oldukça katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. Burada ayrıca bizim böyle sloganımız var. Bilim paylaştıkça güzel, bilim paylaştıkça ilerler ve bilimle kalalım diye. Bu gerçekten çok önemli çünkü ülkemizdeki akademide gerçekten ego ortamı, insanların bir şeyleri paylaşmaması, akademisyenlerde görüyoruz, öğrencilerde görüyoruz. Mobbingtir, insanlar paylaşmıyor, ego. Yani bilimin önüne set çekiliyor. Bilim gerçekten paylaşıldıkça ilerliyor, paylaşıldıkça güzel oluyor. İnsanlar bilim adına bir şeyler yaptıkça birlikte daha da ilerleyebiliyoruz. Ülkemizdeki bu paylaşım kültürünü, bilim paylaşım kültürünü gerçekten arttırmak istiyoruz. Ve biz de burada 101 ekip arkadaşımızla birlikte
buna ön ayak olmak, bu kapsamda bizim de elimizi bir taşın altına koyup bu kapsamda bizim de bir şeyler yapmak istiyoruz yani. Ve çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz. Bu zamana kadar gelen, ekibimize gelen 300'e yakın, yani onun sayısını hesaplamadık, 300'e yakın arkadaşımız oldu. Gelenler, çıkanlar, ayrılanlar da oldu. Hepsine bu amaçla gelip bizim platformumuza ve bilim paylaşımına katkı sağladıkları için hepsine çok teşekkür ederim. Eğer onlara işte bir hatamız, kırgınlığımız falan olmuşsa ekipten ayrılan arkadaşlarımıza özürlerimi sunarım. Ancak burada çok 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 güzel işler yapıyoruz. Çok çok güzel işler yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da devam ediyoruz bunlara. Sizlere bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi ayrıca düzenden bahsetmek istiyorum. Ekibimizin düzeninden. Yine bu sayfada kalmak istiyorum. İşte BioInfo News, BioInfo Reviews, BioInfo Calls, BioInfo Tools, BioInfo Mission, BioInfo Guide gibi birçok böyle kategorimiz var. Bizim ekibimiz nasıl işliyor? Organizasyon aşamasına gelecek olursak, organizasyon aşamasında bizim 28 adet WhatsApp grubumuz var. Ekip arkadaşlarımız WhatsApp gruplarına girdikten sonra ana gruplarımız oluyor. İlk başlangıç grubumuz oluyor, BioInfo Reception diye, sonrasında BioInfo Community grubumuz oluyor, sonrasında BioInfo Inch grubumuz oluyor. Sonrasında diğer gruplara ayrılıyor, içerik gruplarımız oluyor. Her grubumuzun bir WhatsApp sorumlusu oluyor. Birçok arkadaşımız sorumluluklar alıyor ve içerik gruplarımızın da her birinde işte BioInfo Reviews derleme yazısı için bir sorumluluğumuz oluyor. Ya da iki sorumluluğumuz oluyor bazı durumlarda, bazı gruplarda. Bunları her arkadaşımız böyle gerçekten gönüllülük artık sıfatının altından çıkarak gerçekten sorumluluk bilinci sahibinde çok böyle önem vererek bu işleri yapıyorlar, bu işleri organize ediyorlar. Ben arkadaşlarımı gerçekten minnettarım bu konuda. Çok önemli eforlar sarf ediyoruz. Ve düzenimiz bu şekilde. Dışarıdan yeni bir arkadaşımız katılıyor ve sonrasında ben size şunu göstermek istiyorum. Mesela şunun üzerinden anlatmak istiyorum size. Katılım formu. Yeni bir arkadaşımız. Şimdi ekibimize katılmak isteyen yeni bir arkadaşımız olursa BioInfo Reach topluluğuna katılım formunu dolduruyor. Burada işte rakamlar değişiyor. Şu anda 61 farklı üniversiteden, belki daha da artmıştır. Biraz daha azalmış da olabilir. Değişiklikler oluyor. İnsanlar mesela meşgul olduğunda, arkadaşlarımız meşgul olduğunda çıkıyor. Bazı sınırlamalarımız var. İşte içerik gruplarımız için bir ayda bir veya iki ayda bir içerik çıkarma sınırlamalarımız oluyor. Ancak bu sınırlarımız insanların meşguliyetlerine göre değişebiliyor. İşte bu konuda bilgilendirme aldığımızda buna göre biz de düzenlemelerimizi yapıyoruz. Burada bahsetmek istediğim şey, mesela başvuru formunu dolduran arkadaşlarımızdan burada bazı sorularımıza gerçekten önemli cevaplar vermesini bekliyoruz. İşte buradaki mesela formda sorduğumuz sorulara bazı arkadaşlarımız hani bize geri dönüş yapılmadı, olumlu olumsuz geri dönüş yapılmadı deniliyor mesela. Birçok şöyle bir şey oluyor. Yani birçok başvuru oluyor, her birine dönüş yapmamız olanaksız hale geliyor. Bu formu ne kadar siz özenli doldurursanız gerçekten biz de gerçekten bu platforma katkı sağlayacağınızı düşünüyoruz ve ona göre de hareket ediyoruz. Burada şuna gelmek istiyorum. Bir arkadaşımız platformumuzu takip ediyor ve ekibimize katılmak istiyor. Nasıl katkılar sağlayabilir? İngilizce içeriklerimiz için katkı sağlayabilirler. Derleme yazılarımız için katkı sağlayabilirler. Derleme yazılarımıza katkı sağlayan arkadaşlarımız BioInfo Journal dergisinde belki ismi olabilir, derlemesi kullanabilir. Bu anlamda çok önemli. Video içeriklerine çok önem veriyoruz. Bu konuda ekibimizde video içerikleri çıkartan arkadaşlarımıza çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Bilimsel kısa notlar konusunda çok kısa bir şekilde böyle çok meşgulsünüz ama hani platforma katılmak istiyorsunuz, bir platform içerisinde bulunmak istiyorsunuz. Belki bu sizin için çok daha iyi olur. Kısa sürede kısa notlar hazırlayarak ekibimize katkı sağlayabilirsiniz. Bilimsel haber yazıları hazırlayabilirsiniz. Bunu da yine hızlıca arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle yapabilirsiniz. Bilimsel anket ve sorular hazırlıyoruz. Instagram'da özellikle bunları sizlere soruyoruz. Bu konuda katkı sağlanabilirler. İşte bilimsel dergi hazırlığına katkı, bilimsel dergilerimizde görseller kullanıyoruz. Birçok görsel arkadaşlarımız hazırlanıyor. Bunların görsel hazırlanmasında katkı sağlayabilirsiniz. Veya derleme yazılarına
yazıları hazırlayarak bir katkı sağlayabilirsiniz. Ya da buy info notes içerikli, kısa notlar içeriklerini hazırlarsanız yine bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Etkinliklerimiz, organizasyonlarımıza katkı çok önemli. Ekibimizde düzenlediğimiz bütün etkinliklere ekibimizin katılmasını istiyoruz biz. Bu çok önemli çünkü çok değerli akademisyenler geliyor, çok değerli bilgiler veriyor. İlk önce ekibimizdeki arkadaşlarının bu organizasyona katılmasını istiyoruz. Bu da bizim için bir katkı. Görsel tasarımlara katkı bizim platformumuz için çok önemli bir yer taşıyor. Birçok hocamız geliyor, işte web site görsellerimiz oluyor. Bunlar için bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Ekip içi yeni gelen arkadaşlarımız için şunu söylemem gerekiyor. Ekibin onun üzerinde şu an ekip mentörümüz var. Ekibe yeni gelen arkadaşlarımız birçok konuda ekiple ilgili yeni gelen arkadaşlarımıza mentorlar bilgilendirme yapılıyor ve ekibe onun alışmasını ve içerikleri nasıl çıkartması hakkında yardımcı oluyor. Sonrasında mentorlarımız işte içerik sorumlularına yönlendiriyor arkadaşlarımızı ve o arkadaşlarımız birçok yardım eşliğinde içeriklerini rahat bir şekilde çıkartabiliyorlar. İşte sosyal medya sorumlulukları alan arkadaşlarımız oluyor, diğer sorumluluklarda, ekip içi organizasyonlarda sorumluluk alan birçok arkadaşımız oluyor. Yeni gelen arkadaşlarımız bu konuda sorumluluklar alabilirler. Burada en çok mesela bizim böyle karın ağrımız olduğu konu, aylık içerik katkınız ne olabilir? Burada mesela biz en zorlandığımız konu bu. Şimdi gönüllülük bizler için artık, ekipteki birçok insan için gönüllülük artık bir sorumluluğa dönüştü. Çünkü biz burada gerçekten önemli bir iş yaptığımızı, çok değerli bir iş yaptığımızı çok farkındayız artık. Çünkü akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen destekler ve övgüler işte gerçekten bizim gerçekten değerli bir iş yaptığımızı düşündürüyor. Ve bu kapsamda da biz ekibimize katılan arkadaşlardan bu değeri görmek istiyoruz. Hani ekibimize katılıyor ve ne yapacak, bize nasıl katkı sağlayacak bunu görmek istiyoruz. Çünkü verilen değer karşılıklı. Burada arkadaşlarımız ekibimize girmek için aylık içerik sayısını mesela 4 veya daha fazla seçebiliyor. 3 diye fazla seçebiliyor. Ancak biz en fazla bu zamana kadar gördüğümüz şeylerde aylık 2 mesela 3 veya yani çok böyle aktif arkadaşlar 4 içerik çıkartıyor. Bu konuda hani biraz problem yaşıyoruz çünkü ekibimize giren arkadaşlar oluyor. Gerçekten bu formu da güzel bir şekilde dolduruyorlar ama ondan sonrasında 2-3 ay belki 4 ay boyunca hiçbir içerik katkısı yapmadan platformumuzda kalıyor. Biz onların gönüllü olduğunu düşünerek işte katkı çıkartmak ister, katkıyı vermek ister diye böyle hep sürekli ekibimizde kalmasını istiyoruz. Çünkü biz bilim paylaşımı işte bilim paylaşımı adına toplandığımız için hani kimsenin böyle ekipten çıkarılmasını falan istemiyoruz ama artık bir sistemimiz oluştuğu için belli başlı kurallarda artık buna dikkat ediyoruz. Bu içerik katkınızı da bu konuda seçerken lütfen dikkatli olun ve meşguliyetinize göre bunu belirtmeniz, sayısını belirtmeniz bizler için çok daha önemli. Bu şekilde bu formu eğer toplumumuza katılmak, bu informiş platformuna katılmak istiyorsanız iyi bir şekilde doldurursanız çok seviniriz. Ona göre de biz size zaten olumlu geri dönüş yapmaya çalışacağız. Bu topluluğa formu inceledikten sonra arkadaşlarımızı Buy Info Reception dediğimiz bir gruba davet ediyoruz. Orada ilk grubumuzda arkadaşlarımız katılıyor. Sonrasında ekip genel prensipleri var. O genel prensipler arkadaşlara anlatılıyor. Sonrasında da bu kabul edilirse içerik gruplarına ve ana gruplara geçiş yapıyor arkadaşlarımız. Size ondan sonra ben kısaca hem de web sitemizi gezdirmek istiyorum. Daha önce bilmeyen arkadaşlar için. Web sitemizde yine hakkımızda bölüm var. Organizasyon ekibine bakabilirsiniz. İçerik ekibine bakabilirsiniz. Henüz maalesef sponsorumuz yok. Gelecek dönemde belki bizlere sponsor olmak isteyen platform, şirketler veya işte destekleyecek kişiler olursa çok seviniriz. Özellikle dergi açısından. Çünkü hiçbir şekilde bizim bir gelirimiz yok ve gelir kazanmayı da düşünmüyoruz. Bazı etkinliklerimizi veya işte dergimizin basılması konusunda sadece sponsorlara ihtiyacımız var. Bunları yapabilmemiz için. Gördüğünüz üzere videolar kısmında birçok işte size daha önce bahsettiğim kategorilerde videolarımızı bulabilirsiniz. Yazılar kısmında biyoinformatik, biyobilimler, moleküler uygulamalar, hastalıklar, bilişim bilimleri birçok konu altında yazılarımızı bulabilirsiniz. Burada arama bölümünde de merak ettiğiniz herhangi bir alanda kanser dediğinizde mesela kanser alanında birçok
derleme yazımızı bulabilirsiniz kanser konusunda. Etkinliklerimiz çıkıyor. Kanser moleküler biyolojisi yazısı yazısı mesela derlemelerimiz çıkıyor. Burada birçok şeyi bulabilirsiniz. Biz atıf verdiğimiz için, yani atıflandırarak makale atıfları verdiğimiz için kullandığımız burada Türkçe kaynaklar gerçekten sizin işinize yarayabilir. O yüzden ben kullanmanızı tavsiye ediyorum. Akademik ilanlar, işte yüksek lisans, doktora veya iş ilanları, staj ilanları için de yine bir sayfamız var. Burayı da bize duyuru geldikçe paylaşacağız. Şu an herhangi bir duyuru gelmedi, hiç paylaşamadık. Ancak biz de araştırıp bu ilanları güncellemek istiyoruz. Etkinliklerimiz konferans etkinliği, Bayinfo Course, Bayinfo Forum etkinliklerimizi yine burada ulaşabilirsiniz. Ben size hızlıca bir de şöyle konferans sayfamızı veya konferansımızı daha öncesinde izlemediyseniz videoları burada ulaşabilirsiniz ya da YouTube adresimize. İşte burada ilk gün mesela birinci oturumda 1200 ortalama canlı katılımcı izledi. İkinci gün o ikinci oturumda 700 kişi, üçüncü gün ise 400 kişi ortalama canlı izleyiciye ulaştık. O toplam görüntüleme sayıları da gerçekten bizim için çok mutlu edici. Özellikle ilk organizasyon kapsamında. Çok değerli akademisyenler de katıldı. Burada katılan akademisyenleri de görebilirsiniz. Bu da bizim konferans kitapçığımız. Buradan da konferansımız hakkında çok detaylı bilgiler elde edebilirsiniz. Programımız, hocalarımız, her şey burada bulunmakta. Diğer bir yine faaliyetlerimizden bir tanesi Bayinfo Journal, Kültür Bakanlığı'ndan ISSN numarası da aldık. İlk dergimiz, bu ilk sayımız 20 Mart tarihli. Burada da biyoinformatik moleküler tekniler, hücre biyolojisi ve hastalıklar kategorisinde birçok derleme yazımımız bulunmakta. Merak ediyorsanız hemen bu yayından sonra görebiliriz. Araya girdim, şu an dergi görünmüyor. Gözükmüyor mu? Pardon. Yeni sayfada açtığım için bir saniye. Hemen hızlıca düzenleyeyim. Evet, şu an gözükmesi lazım. Görüyor musunuz? Evet, şu an sorun. Tamam, yeni sekmede açıldığı için. Yine burada işte dergimize, dergi hazırlığımızda yardımcı olan arkadaşlarımızın isimleri burada. Hepsine tekrardan teşekkür ederim. Faaliyet raporumuz yine burada. İçeriklerimiz burada. Birçok önemli derleme yazısı var. Göz gezdirebilirsiniz. Bu dergimizi basılı sürümüne elde etmeye çalışmıştık. Ancak sponsor bulamamıştık. Basılı sürümünü elde edemedik. Eğer diğer dergimiz için sponsor bulursak bu derginin de basılı sürümünü elde etmeye çalışacağız. Birçok önemli konuda yine derleme yazılarımız var. Özellikle güzel görseller hazırlayan arkadaşlarımız var ve dergimizi gerçekten kaliteli hale getiriyor ve yazdığımız nitelikli derleme yazılarıyla birlikte dergimizi gerçekten kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da bize güzel dönüşler geldi. İkinci sayımıza da göz gezdirecek olursak hızlıca. İkinci sayımız 10 Haziran'da çıktı. Burada da biyoinformatik, moleküler teknikler, bilişim bilimleri ve hastalıklar kategorisi. Bilişim bilimlerine biz çok önem veriyoruz. Çünkü artık programlama dilleri biyolojik bilimler için önemli bir halde aldı. Biyoinformatik ve hesaplamalı biyoloji alanlarında oldukça çok programlama dili kullanılıyor ve bizim elimizi oldukça güçlendiriyor bilim açısından. Bu yüzden çok önemli. Biz de platform olarak bunun üzerine daha çok gitmeye başlayacağız ve çalıştaylar özellikle bu konuda ve yine rehber video içerikleri ve yazılar yayınlamaya çalışacağız. Yine bu dergimizde emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu dergimiz diğer dergimize oranla daha güzel olduğunu düşünüyoruz ekip olarak. Umarım Eylül ayında da daha iyi bir dergi çıkartabiliriz. Yine içeriklerimize göz gezdirebilirsiniz. Burada yine birçok önemli derleme yazılarını sizlerle paylaştık. Burada bahsettiğim gibi
Uluslararası BioInfo Conference etkinliğimiz Eylül ayında gerçekleştirecek. Programlarımız netleşince size haber vereceğiz. Sosyal medya hesaplarımızda bunu duyuracağız. Hızlıca bunlardan da göstermek istiyorum. Faaliyet raporumu size daha önce bahsetmiştim. Yayında olduğum için biraz geç yükleniyor maalesef. Ancak siz hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Bizim yükleyeceğe kadar cevap vereyim diyecektim. Bioinformatik kategorimiz. Bioinformatikte yine önemli derleme yazılarımız var kategorimizde. Bioinformatik artık bizim platformumuzun temel taşı olduğu için her zaman bioinformatik alanında ve programlama dilleri, bilişim bilimleri hakkında sizlere içerikler sunmaya çalışıyoruz. Bunu biyolojik bilimlerin, diğer biyolojik bilimlerle birlikte örtüştürmeye de çalışıyoruz. Burada kanser bioinformatiği mesela çok önemli bir konu. Şimdi diğer bir şeye geleceğim. Burada da diğer sitemiz İngilizce web sitemiz. Artık İngilizce içeriklerimiz hem bioinfocodes.com hem de bioinfocodes adlı sosyal medya hesaplarında yayınlayacağız. Lütfen takip ediniz. Buradan İngilizce içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Yine benzer bir web site tasarımımız var. Burada şundan bahsetmedim. Burada akademik araştırmalar, akademik makaleler, atıf araçları, akademik dergiler ve akademik araştırmacılara ulaşmak için burada tek tek ulaşabileceğiniz linkler var. DNA veri tabanları, protein veri tabanları, işte bioinformatik araçlar, mesela bir konuda bioinformatik moleküler kullanılma için hangi programı kullanmak istiyorsunuz? Mesela Snapchain programını moleküler kullanılma işlemi yapmak istiyorsanız mesela hangi programa ihtiyacınız duyuyorsa burada mesela bulabilirsiniz Snapchain programı. Snapchain ile ilgili moleküler kullanılmada nasıl neler yapılıyor veya başka konularda Snapchain üzerinde neler yapılıyor? Onun ben çalıştığını verdim. 2 videomuz var YouTube adresimizde. Onu da izleyebilirsiniz. İşte programlama dilleri için ulaşabileceğiniz kısa yollar ve eğitim ve rehberleri de buradan ulaşabilirsiniz. Sizlere tek tık üzerinden kısa bir şekilde ulaşmanız için bu linkleri web sitemize yerleştirdik. Aynı linkler işte aynı şekilde burada İngilizce olarak bulunmakta. Hepsi yine aynı. Burada ayrıca işte İngilizce kısa notlar hazırlıyoruz. Bu kısa notlarımız da yine burada bulabilirsiniz. Güncellemeye devam edeceğiz. Sosyal medya adreslerimizde bu notlar daha fazla sayıda bulunmakta. Henüz derleme yazılarımızı ve haber yazılarımızı paylaşmadık ancak onlar hazırlık aşamasında. Bu şekilde yine bir web sitemiz mevcut. Bu web sitemizde ve bioinfo3.com'da, bioinfo3 platformunda yine tekrardan emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bunlar tek başıma benim yapabileceğim hiçbir şey değildi. Yani bu ekip işi arkadaşlar. Ekibin önemi, paylaşımın önemi, birlikteliğin önemini bu yüzden çok önemsiyorum. Çünkü tek başına birkaç kişiyle, 2-3 kişiyle yapılacak hiçbir şey değil. Bu kadar içerikler, işte çok fazla içerik çıkartıyoruz, insanlara katkı sunmaya çalışıyoruz, dergi çıkartıyoruz, konferans yapıyoruz, notlar çıkarıyoruz, bir sürü farklı kategoride içerik çıkartıyoruz. Bunların hepsi işte birçok insanın elinden geçiyor, emeğinden geçiyor. WhatsApp gruplarımızda işte birçok farklı sorumlularımız var. O sorumluların kontrolünde birçok içerik hazırlayan arkadaşlarımız var. Yani biz platform içerisinde gerçekten işleyen organize bir sistem kurduğumuzu düşünüyoruz. Ve bu sürede mesela son zamanlarda bir platforma Temmuz'da ara verme gibi durumumuz oldu. Bunu paylaştık sosyal medya hesaplarımızda. Bunu neden paylaştık? Çünkü benim biraz bir takım sağlık problemlerim vardı ve mobbing süreci yaşadım ve ayrıca marka durumu yaşadım. Bunlar bizi olumsuz etkileyen şeyler oldu. Bu yüzden biraz demotive oldum ben. Sonrasında arkadaşlarımız da tabii bizler sürekli içerik çıkartmaya böyle çalıştıkça bir yorgunluk da birikiyor ve bazı zaman biz bu kadar çok içerik çıkartırken, bu kadar çok önemli işler yapmaya çalışırken
gördüğümüz değer ve ilgi bazı zaman beklentimizin altında kalıyor. Çünkü biz ülkede gerçekten önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz ve bu işin gerçekten insanlar tarafından takdir edilmesini ve gerçekten bunların bir etkileşim almasını istiyoruz. Çünkü biz bir içerik paylaştığımızda istediğimiz şey ne? Bizim hiçbir maddi kazancımız yok, hiçbir mesela bir şeyimiz yok, kazancımız yok. Bizim tek kazancımız ne, mutluluk duyduğumuz şey ne? Daha çok insana ulaşması ve daha çok katkı, insana katkı sağlamak, daha çok insanın hayatına dokunmak. Burada ekip arkadaşlarımızla gelecek olursam, burada ekip içerik çıkartan ekip arkadaşlarımız, sorumluluklar alan arkadaşlarımız gerçekten onlar da konuşma yapacak. Kendilerini o kadar çok geliştirdiler ki, yani siz akademikte bir Ali hocamız anlattı. Yani 2,5 ortalamanız olabilir. Belki yetmez yüksek lisans için. Belki diğerleri başvurmak için sizi zorlayabilir. 3 yapsanız daha iyi ama gerçekten böyle bir platformda olup hem sosyal iletişim hem network oluşturma hem de gerçekten bilim adına güzel şeyler yapmak, paylaşım kültürü oluşturmak, birbirine destek olmak konusunda bu alanlarda kendinizi geliştirip bir de farklı insanlardan farklı şeyler duyup işte kendinizi ayrıca bilimin farklı alanlarında geliştirip sadece ders almayıp bu alanlarda da geliştirirseniz gerçekten çok 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 fazla katkı sağlamış oluyorsunuz da kendinize. Ben ekipteki arkadaşlarımıza ilk olarak şunu söylüyorum. Eğer bu platform size bir katkı sunmuyorsa sizin bu platformda durmanızın hiçbir anlamı yok diyorum. Çünkü bu platform öncelikle o insana katkı sağlaması gerekiyor. Gerekiyor ki burada işte katkı sağladığı da ortada. Çünkü birçok arkadaşımız bu platformda seve seve motivasyon ile bulunuyor. İşte platformu durdurma noktasında yine ekip arasında böyle bir yorgunluk söz konusu, motivasyon kaybı söz konusu oldu. Bir takım nedenlerle. Sonrasında düşününce de çok iyi işler yaptığımızı ve bu böyle buhranlı dönemi birlikte olursak, enerjimizi toplarsak atlatıp çok daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşündüm. Ekip olarak da bunu da o arkadaşlarımı belirttim. Sadece işte Temmuz'dan sonra bir süre ara vermeyi düşünüyorduk ancak vermeyeceğiz. Tam gaz motivasyonumuzla enerjimizi de toplayarak tekrardan içeriklerimize devam edeceğiz. Dediğim gibi Eylül ayında konferansımızı gerçekleştireceğiz ve şu anda BioInfo platformunun kalbi olarak gördüğüm BioInfo Projects grubu var. Şimdi bir platform neler yapabilir derseniz bir bilim platformu neler yapabilir? İşte birçok içeriklerimizi saydık. Biz vizyonumuzu genişletmek istiyoruz. Akademinin yetersiz kaldığı noktaları biz belki tamamlamaya çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama üzerine daha da fazla yük koymak istiyoruz. Bu yüzden de şu anda BioInfo Projects grubunda 18 arkadaşımız var. O 18 arkadaşımız formlar doldurarak özel bir sözleşme maddeleriyle falan ekibimize katıldı. BioInfo Projects ekibimize. Onun da bir sitesi var. BioInfoProjects.com. Daha sonrasında işte çalışmalarımız başarılar elde ettikçe 18 kişi daha da büyüyecek. 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi olacak belki de. Bizim amacımız akademi dışında, akademiden yardım almadan makaleler yazmak. Yani bu sefer biz gerçekten hakemli, uluslararası, belki etki değeri yüksek yerlerde araştırma makaleleri, derleme makaleleri hazırlayıp yayınlamak istiyoruz. Bu bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Şu aşamada umarım bu konuşmalarımdan sonra işte yaz ayının sonunda belki Eylül ayında ilk araştırma makalemiz yayınlanmış olabilecek. Bu konuda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gerçekten birlikteliğin gücünü kullanmak çok güzel bir şey. Paylaşımın gücünü kullanmak çok güzel bir şey. 18 arkadaşımız bir çalışma konusunda hızlıca makale taraması yaptı. Birçok makaleyi taradı. Birçok makaleden özet çıkarttı ve bizim artık o özetlerden bir makale yazma kısmına geldik mesela. İşte birkaç arkadaşımız yine sonuçları topladı. Sonuçlarımız çıktı. Hızlıca bir makale toplama aşamasına geldik. Bu çok 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 güzel bir duygu arkadaşlar. Çok güzel bir duygu ve gerçekten hiçbir hoca desteği almadan, hiçbir akademi desteği almadan biz gerçekten bunu yapabilirsek gerçekten ülke adına da çok güzel bir örnek olmuş olacağız. Ki inanıyorum ki bunu yapacağız. Sonrasında ilk başarımızı, ilk makalemizi elde ettikten sonra diğer makaleler konusunda da
yine harekete geçeceğiz. Belki ekibimizi büyüteceğiz. Bu Projects grubunda yine ekip içi eğitimlerde işte biz daha çok bioinformatik ve hesaplama biyoloji alanlarında işte in silico araştırmalar yapıyoruz. Çünkü laboratuvara girme durumumuz yok. Ancak laboratuvarlara girmek için bir laboratuvar kurmak, bir laboratuvar çalışması yapmak için de projeler yazacağız. İşte önemli projeler yazacağız. Bu projelerle hem bu proje başvuruları yapacağız önemli kurumlara hem de proje yarışmalarına katılmayı düşünüyoruz. Bu bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi, vizyonlarımızdan bir tanesi. İşte akademinin dışında öğrenciler birçok farklı üniversiteden birleşmiş, gelmiş. Lisans, yüksek lisans, doktora düzeyindeki birçok öğrenci. Yeter ki bir şeyler yapmayı istiyorsun. Yeter ki bugün bu konuda gönüllülük olsun. Yeter ki ben iyi bir bilim insanı olmak istiyorum desin. Bu konuda gerçekten azimli, gerçekten sorumluluk bilincinde olan arkadaşlarla birlikte biz bu platform çatısı altında birçok konuda birçok başarıya ulaşacağımızı çok düşünüyorum. Yolun başındayız. İşte geçen sene bu zamanlarda neredeyse 3 kişi vardı ekipte. 3-4 kişi vardı. Şimdi 100'ü geçik arkadaşımız var. Gelecek sene neler yapacağız, ne konumda olacağız hiç bilmiyorum. Ancak eğer inancımızı korursak, motivasyonumuzu korursak ve birlikteliğimizi korursak ve iyi şeyler yapabileceğimize inanırsak çok 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 daha iyi başarılı şeylere ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu konuşmayı bundan sonra gelecek işte yeni ekip arkadaşlarımız dinlesin. Diğer dışarıdaki katılımcılar, bizi takip eden insanlar dinlesin diye ben bu organizasyonu düzenlemek istedim ekip arkadaşlarımla birlikte. Çünkü platformumuzun hakkında hani dışarıdan nasıl görünüyor, nasıl biliniyor bilmiyorum. Takdir ediliyor, güzel görünüyor, daha çok olumlu yorumlar alıyoruz ama belki eleştirenler de vardır. Hiç bilmiyorum ancak biz platformda bu zamana kadar bir organizasyon aşamasında, sistemi kurma aşamasında oldukça emek sarf ettik. Arka planda o kadar çok yani bir çark oluşturmaya çalıştık. Şu anda mesela ben kurucuyum, bir yönetimimiz yok, yönetim ekibimiz yok. Sadece içeriklerle alakalı sorumlular var ve işte ekibimize çok katkı sağlamış arkadaşlar var. Onlar bir şekilde daha fazla sorumluluklar alıyor ama her şeyi dengelemeye çalışıyoruz ve yeni gelen arkadaşlar hızlıca alışsın diye bir yine bu konuda da gelişmemiz var. Yeni gelen arkadaşlara da sorumluluklar veriyoruz. Bu şekilde bir aslında aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii aile ortamında bazı zaman işte benim hatalarım oluyor, başka arkadaşların hataları oluyor. Birbirimiz arasında böyle tartışmalar oluyor. Ekipten ayrılan arkadaşlarımız oluyor. Bir şeyler oluyor. Ama burada hepsinden ben mesela yani kendi adıma bir hatam olduysa hepsinden özür dilerim. Bu bütün gelen bu zamana kadar tüm gelen arkadaşlarımıza, ekibimize katılan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu emekler işte birkaç kişinin emeğiyle, birkaç kişinin işte birkaç arkadaşımız bu zamana kadar çok emek verdi platforma. Ancak sadece birkaç kişiyle olmuyor bu işler. Çok fazla emek var, çok fazla insanın emeği var. Bu emekleri daha da değerlendirmek, daha da yukarı çıkartmak için çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Benim başka demek istediğim, yani düşündüğümde demek istemediğim, atladığım ya da arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım şunu da diyebilirsin diyeceğiniz bir şey var mı acaba? İşte sosyal medya adreslerimizde bizi takip edebilirsiniz. İçeriklerimize beğenileriniz, yorumlarınız bizler için çok değerli. Yapıcı eleştirileriniz çok değerli. Bunun haricinde şu an diyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlarım eğer demek istediği bir şey varsa şunun konudan bahsedebilirsin Mehmet demek isterseniz bu konudan da bahsederim. Sonrasında arkadaşlarımız kendi yorumlarına geçecekler. Var mı bana şunu söylemedin Mehmet diyen? Burada bağlantılar kısmına gireyim bir de. Bağlantılar kısmından da Instagram'da direkt bu adrese girebiliyorsunuz. Bağlantılarda da hızlıca bütün içeriklerimize ulaşabiliyorsunuz. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum ama eksik bir şey varsa anlatabilirim. Yoksa arkadaşlarımız yok şu anlık deyip programımıza, etkinliğimize devam edebiliriz. Şu an bence yok. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gayet açıklayıcıydı. Ben teşekkür ederim. Her şey için.
Arkadaşlarımıza devam edebiliriz isterseniz soruları. Evet evet şu an arkadaşlarım ben çok konuştum kusura bakmayın tüm dinleyenler de kusura bakmayın ben böyle ekip toplantılarını da düzenli olarak ekip toplantıları da yapmaya çalışıyoruz. Böyle enerjim oldukça arkadaşlarımı bu konuda motive etmeye çalışıyorum. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Biz burada gerçekten aile ortamı da oluşturduk. Yani umarım dışarıdan izleyenler, dışarıdan böyle bizim platformumuz hakkında merak edenler umarım şu an konuşmamdan sonra da olumlu bir düşüncesi olmuştur. Ben daha fazla uzatmayayım. Kaçayım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Fatma arkadaşımıza devam etmek istiyorum. Sorularımız olacak. Sorular doğrultusunda sohbet eşliğinde devam ediyoruz. Hoş geldin Fatma. Hoş buldum. Öncelikle herkese merhabalar. Merhaba. Sorumla başlıyorum. Bioinformatics platformuna ne zaman katıldın? Katılma nedenin, platformdaki organizasyon, işleyiş hakkındaki düşüncelerin ve platformun sana ve diğer insanlara neler kattığını düşünüyorsun? Evet. Bioinformatics platformuna 26 Mayıs 2020 diyebilirim. Yine Mehmet bahsetmişti az önce de. Ben onun bir Twitter'da bir duyurusunu gördüm. İşte, bilim paylaşmanın önemiyle ilgili ve bu süreçte ekip arkadaşı aradığıyla ilgili bir duyuruydu. Sonra ben onun zaten daha önce birkaç videosunu izleyip gördüğüm için bir başvurmak istedim. Bu bölümün içine dahil olmak istemiştim. Ve işte bioinformatiğe olan dil öğreniyorum diye işte bu alanlarda içeriklere katkı vermek isterim diye başlamıştım. Ama o süreçte birkaç gün sonra ben işte animasyon video yapmayı öğrenince işte biyolojik bilimleri aslında yazılarla değil de video içerikleriyle bir hazırlayıp işte ben böyle bir video hazırladım beğenir misiniz bilmiyorum ama paylaşmak ister misiniz diye göndermiştim. Daha sonra tam olarak grubuna dahil oluş ve bir ekip gibi devam edişi Temmuz ayı gibi diyebiliriz ve bu süreçte işte sonra daha sonra yine bahsedildi az önce ekip arasında. Ben neler kattığı kısmına en son geleceğim ama bu süreçte tanıdığım ve aynı amaca hizmet eden bu güzel insanları tanıdığım için öncelikle teşekkür ederim herkese. Platform organizasyonuyla ve işleyişiyle ilgili bu kısımda en çok gelen sorulardan bir tanesi işte mesela ekibe dahil olduğumuzda ve ben işte bir içerik üretirken nasıl öğrenebilirim? Bu konuda bana destek olabilecek birileri var mı gibi. İşte bir sürü farklı içerik gruplarımız var ve her içerik grubu için bazen eğitimler de düzenliyoruz. Bu konuda. Katkı vermek isteyen herkese yardımcı oldu ekipte. Bu konuda mentor arkadaşlarımız var ve içerik koordinatörlerimiz var. Daha sonra biraz heyecanlıyım. Bu konuda düşüncelerim. Bu süreçte işte bana neler kattığıyla ilgili ben öğretirken öğrenmenin en iyi yol olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte ben birçok şey öğrendim. Yani mesela derleme yazıları için işte editörlük de yapıyorum. Bu süreçte insanlara mesela nasıl derleme yazıldığı ile ilgili bir eğitim verdik platformda. Bu konuda mesela insanlar birazcık çekiniyorlar. Yani sanırım şey oluyor. Öncelikle bilgilerimi oturtmalıyım ve sonrasında aslında anlatabilirmişiz gibi geliyor ama öğrenme yolculuğunda öğretmek aslında daha etkili olabiliyor bir noktada. Yani lisans olabilirsiniz. Yüksek lisans ya da doktora öğrencisi. Lisansı olduğunda mesela ben bilmiyorum işte ya yapabilir miyim bilmiyorum gibi bir korku oluşuyor insanlarda ama öyle bir şey yok. Sen mesela gerçekten yapmak istediğinde bu konuda sana yardımcı olacak ekipte bir sürü insan oluyor.
Mesela ben işte video içeriklerine de katkılar verdim. Daha sonra işte bana kattıkları kısmında işte programlama dili kısmında ben kendimi oldukça geliştirmemi sağladı. Daha sonra işte konferans verdik, konferansta çalıştay düzenledik. İşte bu süreçte bana bir sürü katkısı olmuş oldu. Fatmacığım, duyuyor musun? Duyuyorum, gel. Şu an sanırım bir kesinti mi yaşıyoruz acaba? Sesimi alabiliyor musun? Ben alıyorum. Benim sesim gelmiyor mu? Şu an geliyor. Şu an geliyor, evet. Ha, evet, tamam. İşte Bioforge platformu olarak sürekli bir ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz bu süreçte. Amaçlarımızın üstüne yeni bir hedefler sürekli bir ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu konuda ekipte bir sürü farklı bu konuda ne hangi içeriğe katkı vermek isterseniz işte o konuda ilerleyebilirsiniz bu şekilde. Başka nelerden bahsedebileceğim konusunda birazcık sanırım. Gayet açıklayıcıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Ne eklemek istediğimiz? Ben dinlediğim için teşekkür ederim. Şu an sanırım yok. Verdiğin emekler için de buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Fatma arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve bir diğer arkadaşımı davet ediyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Melisa. Hoş buldum tekrar. Teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için buraya. Tabii ki. Sorumla tekrar edeyim. Bioinformatics platformuna ne zaman katıldın? Katılma nedenin neydi? Platformdaki organizasyon, işleyiş hakkındaki düşüncelerin neler? Ve platform size ve diğer insanlara neler katıyor? Bu konuda neler düşünüyorsun? Ben platforma geçtiğimiz Ekim ayında katıldım. Kaan Hoca'nın Kaan Hoca Twitter'da paylaşmıştı. Kaan Hoca'dan görüp takip ettim. Daha sonra da başvuru formunu gördüm ve başvuru formunu doldurmak istedim. Kendimi geliştirmek, yani okuduğum bölüm için kendimi geliştirmek amacıyla doldurup katılmak istedim. Sonra şartları gördüğüm zaman ilk bir ay içerisinde derleme katkısı verilmesi gerektiğini gördüm. Ardından bu fikir benim hoşuma gitti. Yani böylece her şekilde aktifliği sağlayabilmek amacıyla böyle fikir olması bence çok güzel, yani her açıdan. Ardından bu şekilde katıldım. Daha sonra işte ilk derleme yazım, tabii ki de ekibe katılan her arkadaşımız için ilk derleme yazısı zor oluyor. Yani nasıl yazacağınızı bilmiyorsunuz, ne yazmanız gerektiğini bilmiyorsunuz, düzen nasıl oluyor. Yani en basitinden yani okulda bize referans vermeyi bile hani böyle tam anlamıyla öğretmiyorlar. Lisans öğrencilerinin bir çoğasının nasıl referans vermesi gerektiğini bile tam anlamıyla bilmiyor. Bu sebepten dolayı ilk yazınızda herkes tedirgin oluyor. Genel olarak ekibe katılan çoğu kişi. Ama bu konuda editörler özellikle çok fazla yardımcı oluyorlar. Nasıl anlatsam, hani kimse böyle şey demiyor, hani niye yardımcı olayım, hani işte lisans öğrencisi bilmesi gerekiyor vesaire. Bu tarz şeyler asla demiyor ve her yanlışını böyle her anlatmaya çalışıyor. Her soruna, yani aklında takılan her soruya cevap bulabiliyorsun. Bence bu çok güzel bir şey. Öğrenmek amacıyla. Burada öğrendiğin şeyleri kendi eğitim hayatına adapte edebiliyorsun. Böylece eğitim hayatında çoğu lisans öğrencisinden bir adım önde oluyorsun ve ben hani bu
bunlar doğrultusunda diyebilirim ki akademiye bu platforma katıldığımda öğrenmeye başladım. Akademi nasıl bir yer? Hani akademi kelimesinin tam kelime anlamıyla tam olarak burada öğrendim. O yüzden ben çok mutluyum. Bunu yüksek lisansa, ben lisans öğrencisiyim. Yüksek lisansa geçmeden öğrendiğim için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu sebepten yani dolayı da özellikle Mehmet'e bu platformu bizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel her şekilde öğrenebiliyoruz. Her şeyi öğrenebiliyoruz bu platformunda. En basitinden PowerPoint'te bizim Bioinfo notlarımız var. Instagram'da en çok beğeni alan paylaşım türümüzden biri. Onu bile yani onları hazırlamayı, derleme yazmayı, sonra haber yazıları, videolar, yani bu şekilde birçok farklı alanda katkı verebiliyoruz. Bunun en güzel yanından biri de bizim meşguliyet dönemlerimizde yani böyle kimse bize şey hani demiyor, hani derleme yazacaksın veya işte haber yazısı yazacaksın vesaire demiyor. Senin o meşguliyetine göre sen bu ay derleme yazısı olarak katkı verebiliyorsun. Bir sonraki ay işte Bioinfo Notes olarak katkı veriyorsun. Meşguliyetine göre o ay meşguliyetini bildirip katkı da vermeyebilirsin. Yani daha farklı katkılarda bulunabilme imkanımız var. Bu yüzden platform açısından kimse için böyle hani yük olmuyor. Aksine böyle sorumluluk bilinciyle herkes işini severek yapıyor. Hani, gerçekten hani bu açıdan bence çok iyi. Platformda ben ayrıca sosyal medya paylaşımlarında da yardımcı oluyorum. Bu konuda da birkaç sorumlumuz oluyor. Yani bu konuda da kimseye yük olmuyor. Her şey bir saat, yani her paylaşımımızın genelde bir saati oluyor. O saatte paylaşım yapmamız gerekiyor. Ama ben müsait olmadığımda başka bir arkadaşım yardımcı olabiliyor. Yine dediğim gibi bu doğrultuda hani kesinlikle kimseye yük olmuyor. Bence bu çok önemli bir şey. Severek yapıyorsun. Severek yaparken de bir şeyler kendine çok fazla şey katıyorsun. Böyle bir şeyler katmak açısından gerçekten gayet iyi oluyor. Bu platformun bana en güzel kattığı şeylerden biri, ben derleme yazılarını yazmaktan çok zevk alıyorum. Çünkü derleme yazısı yazarken ben bir şeyler öğreniyorum ve aktif bir biçimde yeni çıkan işte makaleler olsun, işte gelişmeler olsun vesaire, her şeyi böyle güncel bir şekilde takip etme imkanım oluyor. Hani bu açıdan bence çok önemli. Hani akademi, hani lisans hayatında özellikle bu tarz şeyleri takip edebilmek bence yine bir diğer öğrencilerdense bir adım öne geçiriyor diyebilirim ben. Hani o yüzden Bioinfo Range platform ekibinde olduğum için ben kendimi bu noktada şanslı hissediyorum diyebilirim. Ayrıca Mehmet'in de tekrar bahsettiği gibi yani böyle network, yani bir sürü çevremiz oluyor çünkü bir sürü kişi var. Yani Türkiye'yi geçtim, başka ülkelerden de ekip arkadaşlarımız var. Birbirimize her konuda yardımcı oluyoruz. Sadece ekip olarak, yani paylaşım olarak hani ekibe katkı anlamında değil, birbirimize de çok fazla katkımız oluyor. Bilmediğimiz şeyleri, öğrenmek istediğimiz şeyleri birbirimize soruyoruz. Bu açıdan Bioinfo Range platformunda olan tüm arkadaşlarım bence kendini ayrıcalıklı hissetmeli diye düşünüyorum ben. Yani bu şekilde benim söyleyebileceklerim. Dediğim gibi yani bana çok fazla şey katıyor. Kendimi lisans döneminde kendimi geliştirebildiğim için gerçekten çok şanslı hissediyorum. Yani benim söyleyeceklerim bu şekilde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gayet güzel ve samimi bir şekilde açıkladın. Hem katkıların için hem kazandırdıkları için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Menis arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet, hoş geldin Büşra. Merhabalar, iyi akşamlar hepinize. Öncelikle, İyi akşamlar. Sohbette olmak da çok güzel. Çok da güzel düşünmüşsünüz. Evet. Nereden başlayacağım bilemiyorum. Soru olarak hani ben de az önce Fatma şey yapınca eski mesajlarıma baktım. Ben de 26 Mayıs 2020'de katılmışım ekibe. Mehmet'in Twitter'da gen klonlama videosunu gördükten sonra işte Mehmet'e mesaj attım, beni de alır mısınız diye başladı.
Genel olarak hani bir ne yaparız, ne ederiz falan, hani benim de sizler gibi kaygılarım oldu. Açıkçası hani ben de geçen sene yüksek lisans öğrencisiydim ama ben de yazı yazma konusunda çok zorlandım. Hatta hala kendimi çok yeterli bulmuyorum. Şimdi doktora öğrencisiyim. Ama hani şöyle bir şey var. Hani ben biraz daha biz de sizlerden hani yaşça büyüyüz ama hani keşke böyle bir platform hani biz lisans öğrencisiyken de olsaydık. Hani sizlerin de belki hani benim nacizane bir katkım oluyor da sizler de gelişiyorsanız çok çok mutlu oluyorum. Ama hani genel olarak hani keşke eskiden beri olsaymış. Ayrıca hani madem hani bu şekilde hani bir katkının olup da insanların hani bu kadar birleşmesi çok güzel gerçekten. Hepsinden önce platform hani benim kendi hayatımda da beni motive etmeye sağladı. Özellikle hani hem ekstra bir 100 tane arkadaşım oldu sizlerle beraber. Hani hepinizle kardeş olduk. Hani işte ne bileyim hep böyle chat gruplarımız, Zoom toplantılarımız, yani hep beraber de çok güzel zaman geçiriyoruz. Yani bu motivasyon aynı zamanda hani kendi doktora seçmem sürecinde de bana çok yardımcı oldu. Hepsinden önce zaten platformun bu gönüllülük esasına dayalı olması da aslında hani insanların da böyle bir platforma ihtiyacı olduğunu, hani gerçekten herkes işini de çok severek yapıyor. Yeri geliyor birbirimizin eksiğini de tamamlıyoruz. Hani bence çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ben o yüzden aranızda olmaktan çok mutluyum. Onun dışında Mehmet'in de en başta dediği, şahsen hani ben de lisansımı İngilizce okumadım. O yüzden hani zaten hiç bilmediğimiz konular oluyor ve hani İngilizce olunca daha da zorlanıyoruz anlamakta. Hani bir Türkçe kaynakların olması, hani bir şeyleri Türkçe ulaşabilmek gerçekten çok güzel. Ve benim için en büyük faydası yani şey olarak hani diğer konularda hani tabii ki hepimiz her şeyi bilmek gibi bir şeyimiz yok ama hani bana da bu çok faydalı oldu. Yani ekipte bulunuyoruz ama hepimiz eminim daha kat kat faydalanmış oluyoruz. Onun dışında hani biraz da ben kendi adıma informatikten yana şey yapıyorum. Hani o konuda kendimi geliştirmeyi çok istiyordum. Yine bizim videolarımızdan yola çıkaraktan başladım bazı şeylere. Onun dışında bazı şeylerde de mesela hani kendi özel hayatlarımızda şey oluyor hani birçok konudan sen de biliyorsun hani toplantılar oldu, birçok hocamız geldi, konferanslar oldu. Hani alanımız olmasa bile hani hepimizin bir şeylerde fikri oldu. Belki bizi takip eden, yani düzenli takip eden insanlar da öyle oldu. Mesela işte Kasım ayında Nur Hoca gelmişti, kan beyin bariyerinden bahsetmişti falan. Hani mesela bir toplum içinde bunlardan birçok kişinin artık bir fikri var. Hani sadece biz değil, aynı zamanda bizi takip eden insanlar. Hani bu gerçekten çok güzel bir şey. Aynı zamanda hani platformla hani birçok insanı takip etmeye başladık. Yine birçok Türk hocamızın hani yurt dışındaki başarılarını görmek, işte yine ülkemize gelmişler, hani laboratuvarlarını kurmuşlar. Hani böyle onları görmek hem akademik olarak insanı motive ediyor hem de böyle onları tanışmak olmak, işte onlara yine sorular sorabiliyor olmak. Yani bunlar çok güzel hisler. Çok yani kendi adıma da kendimi geliştirdiğim için çok mutluyum. Öyle. Ben de eğer hani nacizane bir faydam oluyorsa açıkçası çok mutluyum. Onun dışında organizasyon işleyişiyle ilgili de zaten çok fazla şey var. WhatsApp gruplarımız var. Hani her şey o Mehmet'in bahsettiği chart gibi olmaya başladı. Gitgide de daha da büyüyoruz. Ailemiz de büyüyor. Hani çıkan işte o Instagram notlarımız, işte derleme yazıları ki gerçekten çok özen ve gösterilerek oluyor. Hani hem bir editör düzenliyor hem birkaç tane yine editör arkadaşların onayıyla gerçekleşiyor. İşte haber yazılarımız gerçekten önemli ve güncel haberler paylaşılıyor. Yani hani gerçekten çok güzel ve hani birçok insana da hem vizyon kattığını da düşünüyorum. Açıkçası sizlerle olmaktan çok mutluyum. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ekibimizin bir parçası olduğun ve birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Dediğin gibi not hazırlarken öğreniyoruz. Hatta hani yardımcı olurken, göz gezdirirken öğreniyoruz. Konferansa katılıyoruz, yeni bir bakış açısı kazanıyoruz. Belki hiç haberimizin olmayacağı bir konu hakkında fikir sahibi olmuş oluyoruz. Dediğin gibi katılıyorum dediklerine. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedim. Ben teşekkür ederim. Yok, çok teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi akşamlar. Müşir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve Melike arkadaşımıza devam ediyoruz. Hoş geldin Melike. Hoş buldum. Sorumuzu tekrarlayayım. Tamam. Bioinformatics platformuna ne zaman katıldın? Katılım nedenin, platformdaki organizasyon ve işleyiş hakkındaki düşüncelerin neler? Platform sana ve diğer insanlara neler katmakta sence?
Teşekkürler. Bioinformatik platformuna aktif olarak Nisan ayında katıldım diyebilirim. Katılma nedenim platformun dinamik yapısıydı. Yani platformda bir akış var ve benim düşüncem bu akışa ben de katılırsam pozitif yönde etkileneceğime dair bir inanç oluştu bende ve buna binaen platforma katılım kararı aldım ve sonrasında işte başvuru formunu doldurdum ve sonrasında kabul edildi. O şekilde platforma katılım sağlamaya başladım. Platformda yer aldığım sürece yani şunu fark ettim. Platform bir tür arı kovanına benzeyen bir işleyişe sahip. Yani mesela Bioinfo News'de haber yazısı sağlayan, haber yazısı hazırlayan arılar var. Ondan sonra Bioinfo Reviews'de mesela derleme, yani herkes arı gibi çalışıyor. Bir şeyler araştırıyor ve bir şeyler ortaya koyuyor. Bu gerçekten bana daha çok bir tür arı kovana tasviri sunuyor diyebilirim. Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor. Onun dışında başka şöyle her yani toplu bir topluluğun, bir kitlenin olduğu yerde ister istemez tabii ki işleyişte de tıkanmalar olabiliyor bazen. Ama yani önemli olan bu tıkanmaları bir şekilde giderip yola devam edebilmek. Bioinforinch bunu yapabilecek kapasitede bir platform ve bir şekilde de zaten bunu yapıyor. O yüzden yani buradaki bu platforma katkı sağlayan insanlara ve bir şekilde bunun yani bu platformun yol almasını sağlayan insanlara açıkçası saygı duyuyorum. Çünkü bence hem bu saygıyı hak ediyor bu insanlar hem de gerçekten emek veriyorlar. Yani buna inanıyorum. Platform bana ve diğer insanlara neler katmakta? Şöyle yani ben de platform en minimum şeyden başlayacak olursam ben de yeni araştırma metotları oluşturmaya yönelik pencereler açtı. Örneğin mesela derleme yazısı hazırlayacağım zaman tabii ki herkes gibi işte literatür tarıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ben hani artık kendime göre mesela pratik bazı şeyler geliştirdim. Araştırma şekilleri geliştirdim ve yani bu aslında zaten bir yerde de pratikle alakalı. Ne kadar fazla makale okursanız o kadar çabuk sizin için gerekli olan bilgiyi bir makalede görüp onu kullanabiliyorsunuz. Ben de mesela böyle bir refleks oluştu. Şimdi bir makale okuyacağım zaman hepsine değil de benim için gerekli olanı alıp direkt kullanabiliyorum. Yani bu benim bütün akademik hayatıma yansıyacak bir şey. Onun dışında benim için bonus Bioinfo Project grubu oldu. Bioinfo Project grubu gerçekten çok olağanüstü bir grup diyebilirim. Çünkü bu grupta bende çok güzel işler çıkacak. Evet, ama onun dışında burada insanlar birbirini gerçek manada etkileyerek, yani pozitif yönde etkileyerek geliştirecek. Yani bu bir tür psikolojik, yani kitledeki psikolojik araştırma konusu bile olabilir. Biz hep birlikte gelişeceğiz ve bunu tabii ki platformun genelinde olan bir şey. Ama bu çekirdek grup da bence bunu daha fazla hissedileceğini düşünüyorum. Ve bu yani bu proje grubu benim için çok büyük bir bonus oldu bu yüzden. Bu proje grubunda büyük bir yani büyük işlere imza atacağına inanıyorum. Diğer insanlara neler katmak? Yani grubun içindeki insanlara bir şeyler kattığı kesin pozitif yönde. Çünkü bu gruba girip de ben gelişmedim, olduğum yerde saydım diyen insan yani şu ana kadar görmedim. Herkes geliştiğini söylüyor. Yani gelişmeseler niye gelişiyorum? Gelişiyoruz derler, demezler. O yüzden yani bu grubun içinde olanlar için böyle bir gelişme mevcut. Grubun dışındaki yani seyirci olan insanlar içinse tabii ki platformun sunduğu ürünler var. İşte review'lar var, haber yazarı vesaire. Bunlar var. Onlar da insanlara bilgi anlamında çok şey katmakta ve katacağına da inanıyorum. Bu şekilde teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. Arı kovanı benzetmene gerçekten katılıyorum. Çok güzel bir benzetmeydi. Kattıkların için, sana kattıkları için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem gruptaki herkese hem de bu gruba öyle veya böyle katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. İyi akşamlar. Melike Nur arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Evet, sorumu tekrarlayayım. Bioinformatics platformuna ne zaman katıldın? Katılma nedenin neydi? Platformdaki organizasyon ve işleyiş hakkında neler düşünüyorsun? Ve platform sana ve diğerlerine sence neler katmakta? Bioinformatics platformuna Mart'ın sonunda katıldım. Neden katıldım açıkçası? Uzun zamandır Twitter'da takip ediyordum. Özellikle konferanstan sonra yani takip etmeye başlamıştım. Konferansı çok beğenmiştim ama platforma katılmak açısından kendimi çok yetersiz bulmuştum açıkçası. Birinci sınıfa yeni başlamıştım o zamanlar. Sonra dedim ki hani sürekli böyle katılır mısınız yoklama metin şeyleri yoklama nasıl desem katılım metin şeyleri formları paylaşılıyordu. Çok hoşuma gitti dedim ki hani neden olmasın en azından bir şansımı deneyeyim dedim. Bu açıdan eğer birinci sınıf olan arkadaşlarımız falan varsa onlar cesaret versin. Ve bu şekilde katıldım Mart'ta. Sonra platformda girdikten sonra organizasyon ve işleyiş çok böyle kalifiye gelmişti açıkçası. Ben bu kadar düzgün bir işleyiş beklemiyordum. Böyle çok güzel mentorlar ilgilenmişti. Arkadaşlar böyle nasıl desem çok kibarlardı. Yani ben insanlarla bu kadar iletişim içinde olmadığım için falan bana çok güzel gelmişti. Mayıs'a kadar açıkçası hiçbir katkıda bulunamadım bazı nedenlerden dolayı. Haziran'ın başında bir tane haber yazım çıktı benim. Ve o dönem ihtiyacım olan insanlardan o kadar kibar bir şekilde yardım aldım. Yani hiç çekinmeden sordum. Normalde bu konularda böyle biraz çekinirim falan ama o kadar güzel kibar davranıyorlar ki yani insan gerçekten soru sorarken çekinmiyor ve ben o gerçekten burada bir aile ortamı olduğunu hissedebiliyorum. Onun dışında yani söyleyebileceğim çok bir şey yok. Platform bana bir lisans birinci sınıf olmam açısından şöyle bir söyleyebilirim. Çok çeşitli konferanslar, çok çeşitli konuşmacılar geldiği için çok çeşitli alanlar olduğunu, yani o alanlarda çalışmalar olduğunu falan öğrendim. Hani bazen anlamadım açıkçası. Yani çok yeterli bilgiye sahip olmadığım için ama bana bir bakış açısı, bana bir vizyon kattı diyebilirim bu açıdan. Bunun platform dışındaki insanlara da kattıklarını düşünüyorum. Çünkü hani o konferanslara, o seminerler herkese ücretsiz ve izleyebileceği şekilde YouTube'da bulunuyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Bioinformatics grubuna. Biz çok teşekkür ederiz. Hem burada olduğun için çok mutluyuz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Bir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz Eliha. Sorumla devam edeyim istersen. Bioinformatics platformuna ne zaman katıldın? Katılma nedenin neydi? Platformdaki organizasyon ve işleyiş hakkında neler düşünüyorsun? Ve sence platform sana ve diğer insanlara neler katmakta? Sanırım şu an Zeli arkadaşımız bir bağlantı sorunu yaşıyor. Ben geleyim desteğe. Zeliha gelinceye kadar. Ben kendim cevap. Hadi sen, ben sana sorayım, sen bana cevapla o zaman. Tamam. Bioinformatics platformuna ne zaman katıldınız? Katılma nedeniniz, platformdaki organizasyon işleyiş hakkında düşünceleriniz nelerdir? Platform size ve diğer insanlara neler katmaktadır? Bioinformatics platformuna geçen yıl Ağustos'ta katıldım. Yani yaklaşık bir yıl olacak. Katılma nedeni ben de aynı şekilde Twitter'dan görmüştüm duyuruyu. O zaman bir katılım belgesi falan yoktu hani.
Dedim nasıl katılacağım, mesaj mı atmam gerekiyor acaba filan, hani heyecanlıyım da ve lisans 1 olduğum için de korkuyorum. Aynı korkuları yaşıyordum İrem arkadaşımla birlikte. Hani hem yetersiz, yani yazma, derleme yazmayı mesela bilmiyordum. Yani lab raporu yazıyordum sadece. Ama bir cesaret ettim ve kabul aldığımı görünce sevindim açıkçası. Organizasyon ve işleyiş gerçekten arkadaşımın da dediği gibi bir arı kovanı tadındayız. Sürekli içerikler çıkartıyoruz ve sürekli insanların gerçekten hani bir gelir ya da bir nasıl diyeyim bir kaygı gütmeden öğretme ve öğrenme aşkı var. Bunu görebiliyorsun. Çünkü insanlar yani kendi açımdan sadece ders çalışmak bir şey katıyor tabii ki. Teorik anlamda çok şey öğreniyoruz. Ama hayat bu değil. Akademik hayat bu değil ya da gerçek hayat bu değil. Bir şeyler öğrenmelisin, insanlarla bir bağlantı kurmalısın. Ve Bioinformatics platformunda çok geniş bir kitleye hitap edebiliyorsun ve insanlarla iletişim kurabiliyorsun. Katıldığım konferanslar, etkinlikler, okuduğum derlemeler hepsi bana bir bakış açısı kazandırdı. Ve yeni, güzel arkadaşlıklar kazandırdı ve çıkar ilişkisiz gerçekten insanların birbiriyle bir şeyler paylaşabileceğini fark ettim. Bu şekilde. Yani hem kendime hem de insanlara çok şey kattığını düşünüyorum şahsen. Burada olduğum için çok mutluyum. Biz de senin ekibimizde olduğun için çok mutluyuz Zeynep. Çok teşekkürler arkadaşlar. Zeliha sanırım evet bağlantı sorunu yaşıyor Zeliha arkadaşımız. Şimdi diğer evet. Arkadaşlarımızın katılmamız sebebi de final haftalarında olduğumuz için katılamadılar diğer arkadaşlarımız. Mümkün olduğu kadar katılabilecek arkadaşlarımıza burada yer vermek istedik. Geldikleri için hepsine geldikleri için teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle yapalım. Veda. Herkese böyle. Zeliha hala bağlanamıyor. Arkadaşlar gerçekten biz böyle uzun zamandır bir seneyi de geçip hep birlikte bilim paylaşım adına bilim paylaştıkça güzel, bilim paylaştıkça ilerler düşüncesiyle güzel bir şekilde bir aile ortamı oluşturarak hem profesyonel hem de işte samimi bir ortam oluşturarak hem kendimize katkı sağlarken hem de dışarıdaki tüm öğrenci arkadaşlarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız şeylerle örnek olmaya çalışıyoruz aslında insanlara. Yani ben bir sene önce bu durumdan bu duruma geleceğimi hiç düşünmüyordum. Ekran karşısında konuşamayan, heyecanlanan bir insandım. Şu an çok rahat bir şekilde konuşuyorum. İlk seminerimiz Kaan Hoca'ydı. Biz canlı yayın falan yapamıyorduk. Böyle çok zor bir şey geliyordu bize böyle. Zorlanacağımızı düşünüyorduk. Yani Kaan Hoca'yla Zoom'da yaptık. Kapalı oturumlar yaptık daha çok böyle. O gerilim anları falan çok böyle şeydi. Biz ilk canlı etkinliğimizi konferans yaparak gerçekleştirdik. Onun heyecanı çok büyüktü. Onun şeyi çok güzeldi. Ancak onun öncesinde de işte markamızın başka kişiler tarafından işte kullanılarak marka başvurusu yapıldığından görüldük. Ancak o durumu aştık artık. O durumu aştık. Bizi böyle olumsuz etkileyen çok süreçler oldu, çok şey oldu. Yani ama biz kendi motivasyonumuzu en sonunda nihayetinde korumayı sürdürdük. İşte ara verme durumu olduğu Temmuz'un öyle düşündük. Ondan sonra baktık ya ne güzel platform. Sahip olduğumuz şeylerin değerini bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Biz burada gerçekten yüzün üzerinde insan var ve ya çok insanın emeği var. Yani yüzün üzerinde değil, bu zamana kadar gelmiş 200'ün üzerinde insanın emeği var bu platformda. Tabii bize destekleyenler, takipçilerimiz falan, onların da oldukça desteği var. Hani sırf bizim içerik çıkarmamızla yetmiyor. İnsanlar gerçekten değerli görüp, platformumuzu kaliteli görüp, işte Instagram'da 7000 kişi daha takip ediyor. Twitter'da 6000 kişi takip ediyor. Bunlar yani bizler için çok önemli rakamlar. Ancak işte bazı zaman bizde değer konusunda bazı zaman sıkıntıya uğrayabiliyoruz. Çünkü bir süre sonra bizim emeklerimiz gerçekten kendi gözümüzde de çok değerli gelmeye başlıyor ve karşıdan da işte takipçilerimizden veya ekip içerisinden de bu değeri görmek istiyoruz. Göremediğimiz noktalarda maalesef
motivasyonumuz düşüyor ama gördüğümüz noktada da böyle çok mutlu oluyoruz. Enerjimiz çok artıyor. Ülkede şu an pandemi döneminde işte bir karantina olduğunda ben ne yapacağım dedim. Yani 7 senedir yaklaşık 2014 yazından beri ben laboratuvarda sürekli çalışan bir öğrenciyim. Hatta yüksek lisansta falan böyle bir platform kurmaya çalıştım. Benim mesela sosyal çevrem falan mesela yüksek lisansta böyle sosyal network falan akademide network falan olmayan bir insandı. Sonrasında böyle girdiğimde bu platformda insanlar tanımaya başladığımda, insanlarla tanışmaya başladığımda işte pandemide ilk defa işte uzun süreli bir laboratuvarda çalışamayacağım bir durum oldu. Ben de hemen bir platform, o aklıma gelen düşünceyi hemen gerçekleştirdim ve sonrasında işte ekibi böyle bir şekilde kurmaya çalışırken sonra baktım insanlarla tanıştım. Gerçekten network önemli olduğunu, gerçekten insanlarla iletişim kurduğunu ve ne kadar bu alanlarda insanlarla iletişim kurarsam o kadar kendine katkı sağlayabileceğini de gördüm. Yani sadece sırf git deneyini yap, git dersini çalış, git yüksek not al, git şunu geliştir, git bunu geliştirle olmuyor. Yani oluyorsa da ona da çok çabalaman gerekiyor. Ama bu işin bu yönü çok eğlenceli. Benim için çok zorlu oldu organizasyon kurmak, bu ekibin düzenlemesi falan arkadaşlar çok iyi bilir. Yani biz bu sistemi kurasıya kadar ben çıldırdığım dönemlerde yaşadım. Çok demoralize olduğum dönemlerde yaşadım. Yani nasıl olacak, olmayacak dediğim şeyler de yaşadım. Çünkü birçok arkadaş da gönüllü diye girerek mesela ekibe hiçbir katkı sağlamadı. Biz sadece böyle bakıyorduk böyle ne zaman katkı sağlayacak falan diye mesela arkadaşlarımız. Öyle olunca karşılıklı değer göremediğimizi, bir değerin karşılıklı olmadığını görünce insan bir burkuluyor, bir üzülüyor, bir motivasyonu düşüyor. Öyle durumlar da yaşadık. Hem işte ekip içerisinde hem de dışarıdan aldığımız katkılar konusunda. Yani bu konuşmayı mesela 30 kişi, 30 küsur kişi izliyor. İşte final dönemi olduğu için az kişi izliyor. Ancak hani bizim için şu an çok güzel bir rakam. Bu insan, bu kadar insana ulaşabiliyoruz yine. Bu bizim için önemli. Böyle tarihe not düşüyoruz. Bu işte 18 Haziran 2021 tarihe not düşüyoruz. Gelecek sene 18 Haziran 2022'de ne olacağız? Ekibimiz nereye gelecek? Ekibimiz ne konuma gelecek? Belki bir proje yarışması kazanmış olacağız. Belki birkaç makalemiz olmuş olacak. Platform zaten içerik bakımından içeriklerini üzerine koya koya işte seminerlerdir işte. Ama şimdi pandemi bitiyor, yüz yüze olacak her şey. Belki seneye bu zamana kadar bir yüz yüze konferansta yapabiliriz. Neden olmasın? Bu ekip her şeyin gücünü veriyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Arkanızda gerçekten önemli, sağlam bir ekip olursa ve motive bir ekip olursa her şeyi yapabileceğinize inanıyorsunuz. Ben ona inandım. Yani benim gücüm, ben kendi çalışmama da güveniyorum. Kendi hani bilgime de bir yönde güveniyorum. Kendi yapabileceğim şeylere de güveniyorum. Ama en çok burada tanıştığım insanlara güveniyorum. Benim mesela pandemide arkadaşlarıma söyleyeyim, pandemide normal görüştüğüm insanların hiçbiriyle görüşemedim. Benim arkadaşım, dostum, her şeyim buradaki arkadaşlarım oldu. Çünkü biz burada bir güven ilişkisi kuruyoruz. Bir güven, karşılıklı bir güvenimiz var. Çünkü onlar bana emek veriyorlar ve emeklerini emanet ediyorlar. Ben de platformda onlara sorumluluk veriyorum. Sorumlulukları alıyor. Karşılıklı bir böyle bir güven ilişkisi başlıyor. Sonrasında sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Birbirimize platform işte hiç illa içerik değil. Birbirimize birçok konuda katkı sağlıyoruz. İletişimimiz oluyor. Bir derdimiz oluyor. İşte arkadaşlarımız o derdimizi paylaşıyoruz. Onlar bize destek oluyor her türlü zamanımızda. İşte şimdi Bioforge aracılığıyla işte CV'sinde ya da hocaya anlattığında hocalardan böyle iyi dönüş alıp işte staj kazananlar oluyor. İşte Büşra mesela, Büşra'nın yanında bir staja, birlikte staja başlayacak arkadaşımız var. Mesela platformun böyle kapsamında insanların böyle akademide de kendilerine bir şekilde yer bulması, katkı sağlaması çok önemli. Benim zaten en büyük hedeflerimden bir tanesi bu platformun artık katılan üyelerini bir stajyer olması konusunda. Bakalım çabalayacağız bunları. Çünkü buradaki emekler akademik hedefler, emekler bilim hedefleri. Yani
illa laboratuvarda çalışmanıza gerek yok. Burada araştırmalar falan, birçok insan bu araştırmaları yapıyor. Yeterli düzeyde. Hocalar da zaten, akademisyenler de bizi oldukça fazla destekliyor bu konuda. Yani bir sene sonrasında bu tempoyu koruyup belki üzerinde daha çok bir şey koyarsak gerçekten biz bir şey, akademi havası zaten var platformumuzun içerisinde, bir akademi havası. Daha da böyle bir resmi bir akademi havasına kavuşacağız. Ya her şeyden önce biz gerçekten birçok böyle kendimizde övüneceğimiz noktalardan bir tanesi, bu işi hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin yapıyoruz. Çok önemli. Buradaki bütün arkadaşlarımız hiçbir maddi çıkar gözetmiyor. Hiçbir maddi beklentisi yok. Hepsi, benim dahil herkes, insanlara katkı sağlamak, bilime katkı sağlamak. Buradaki ortamda mutlu olduğu için bulunuyorlar. Böyle bunun samimiyeti, bunun duygusu çok önemli. Ve ya gerçekten ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Bu videoyu daha sonra izleyecek arkadaşlarım da. Yani biraz duygulu oluyorum ama gerçekten böyle zor zamanlar bile yaşadığımızda arkanızı döndüğünüzde gerçekten büyük bir ekip var. Çok önemli. Bu çok önemli. Bunu hissetmek herkes için, yani sırf benim için değil. Burada bir arkadaşımız bile dert yaşadığında, bir problem yaşadığında arkasında bir ekip oluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu sağladığımız için ben çok mutluyum. Yani diyecek sözüm var mı daha fazla? Bütün arkadaşlarıma yani teşekkür ediyorum. Daha konuşacaksan. Ben çok konuşuyorum. Evet, konuşuyorum. Artık konuş. Ben bu kadar konuşkan bir insan değildim. Konuşma yetimi bu platformda kazandım. Sonra da susamıyorum. Nasıl susacağım? Olsun, çok güzel. Son böyle yorumlarınızı alabiliriz. Bu ekipte olmak muhteşem bir şey demiş Tuğçe. Tuğçe Kalp. Gerçekten. Yani bu videomuzu, bu yayınımızı birçok yeni gelen, işte iletişim kurmak istediğimiz bütün arkadaşlarımıza, yeni arkadaşlarımıza da göndereceğiz. Yani bu bizim için önemli. Hem platformumuzu tanıtın hem de içerideki insanların düşünceleri çok önemliydi. Bu yayınımızı bu yüzden gerçekleştirdik. Yani şöyle, platformumuzda gerçekten zorluk yaşadığımız noktalardan bir tanesi, bu kadar fazla insan oluyor mesela, onu organize etmek çok 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 zor oluyor. Yani bir de işte çok katkı sağlamayan ya da çok farklı karakterlere sahip insanların bir platform çatısı altında uygun bir şekilde işleyiş kazanması, bir katkı sağlaması oldukça zor. Hani bunu sağlarken zaten bir yorgunluk, bir motivasyon kaybı bile olabiliyor. Biz buna çok uğraştık. Yani biz buna inanılmaz çok uğraştık. Ekip olarak en çok uğraştığımız şey. Ben mesela içerik katkısı olarak sürekli katkı sağlamak isteyen bir insandım. Ancak organizasyon aşımı, ekip sayısı arttıktan sonra organizasyon aşamasında oldukça fazla emek sarf etmeye başladık diğer arkadaşlarımızla birlikte. Sürekli o gruplar, 28 WhatsApp grubu var mesela. Yani o gruplar sürekli değişti, etti bilmem ne. Son 3-4 aydır şu an maksimum verimde çalışıyoruz. O grupların kuralları oluyor, sorumluları oluyor. Yani bunu sağlamak gerçekten önemliydi bizim için. Artık bir dişli çarkımızı oluşturduk. Proje grubumuzu oluşturduk. Yapmak istediğimiz birçok şeyi yaptık. Bilmiyorum, benim görmek istediğim şu an yaz sonunda, Eylül ayına kadar konferansımızda hem dergimizin hem bir makalemizin hem de konferansımızın yaptığı senaryo benim için çok mutluluk verici bir şey olacak. Bütün arkadaşlarımız için de çok mutluluk ve gurur verici bir şey olacak. O yani o konferansın hedeflerimizden bir tanesi, o konferansın bir konuşmasında makalemizin konuşmasını arkadaşlarımızın yapması, benim veya arkadaşlarımızın o makaleyi anlatması. Bunu istiyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Başaramazsak burada kanıtlı kalsın. Başarırsak çok büyük bir şey olacak. O konuşmalardan bir tanesi
bizim makalemiz olsun, makalemizin üzerine olsun. Yani bu çok böyle hedef olsun. Biz zaten arkadaşlar bilir, ben bir düşünceyi ortaya atarım. O düşünce böyle gelir gider gider gider, sonrasında şey olur. Birkaç ay sonrasında ya daha sonrasında bir bakmışsınız o düşünceyi gerçekleştiriyoruz, o düşünceyi yapıyoruz. Konferans da böyle oldu bir anda böyle. Düşünürken. Hedef koyup işte, yapmadığımız olmadı mı diye. Evet, hedef koyup daha yapmadığımız olmadı. Güç oluyor ama güç olmuyor. Biz belli bir zamanı var şu an bilmiyorum. Yani bizi motive edecek her şeyi böyle hep böyle vizyon, vizyon, vizyon. Bakalım markamızı da elimize aldığımızda daha da çok işler yapacağız. Ben konuştukça konuşuyorum. Çünkü çok şey var konuşacak. Başka ben bu şeyi konuşmayı bitiremeyeceğim. Toplantı konuşması. Bizim genel toplantılarımızda da böyle oluyor. Ben konuşmaya başlıyorum. Susmuyorum. Samimiyetimizi, aynı zamanda profesyonelliğimizi, aynı zamanda organizasyon ve sistem olarak çok iyi bir organizasyon kurduğumuzu, buradaki dışarıdan izleyecek, belki sonrasında izleyecek insanların da anlamasını, görmesini gerçekten çok istiyorum. İşte bunu belki bu videoyu sponsorluk konuşmalarımızda da, sponsorluk anlaşmalarımız için de yani insanların izlemesini istiyorum. Çünkü burada biz öğrenciler olarak akademide belki yapılmayan bir şey yaptık. Akademide gerçekten çok fazla görünmeyen bir şey yaptık. Biz öğrenciler olarak 100 kişi buluştuk ve gerçekten çok önemli işler yapıyoruz. Kala kala zaten akademide yapılmayan bir makale kaldı, bir de proje kaldı. O yüzden o yüzden buna çok 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 odaklıyız. Bakalım buradaki diğer arkadaşlarımız da, ekibimizdeki diğer arkadaşlar da ileriki seferlerde ilk makalemizi yayınladıktan sonra proje gruplarına dahil olabilir. Müsait oldukça onlar da katkı sağlayabilir. Çünkü bir noktadan sonra biz bu aşamada daha çok emek sarf etmeye çalışacağız ve gerçekten bir akademi havasında işler yapmaya çalışacağız. Çünkü bilime katkı sağlamak. Ya Türkiye'de ben Twitter'da da attım. Öğrenci arkadaşlarımızın bahanesi çok arkadaşlar. Herkesin bir bahanesi oluyor. Bir şeyler yapmak için bahane, yani bahane bakınca ülkemizde evet sebepler çok. Ülkemizde çok şeyler var. Bizi zora sokan problematik şeyler var. Ama kriz ortamında gerçekten karantina olduğu dönemde ben bu platformu kurdum. Karantina döneminde bu platformu kurdum. Bir krizdi karantina dönemi ve bu krizi gerçekten bir fırsata çevirmiş olduk. Ve bu işte online seminerler falan belki bu kadar yoğun yapamayacağız. Hocalar artık katılmayacak online seminer vermeye. Bilmiyorum artık nasıl olacak ama bu krizi biz gerçekten güzel bir fırsata çevirdik. Ve gerçekten ben önümüzdeki dönemde de işte Türkiye'de bilimin gelişmesini istiyor muyuz diye düşündüğünde ben hemen ilk kaldırırım. Çünkü sorumluluğu ben mesela kendi adıma aldığımı düşünüyorum. Ben Türkiye'de kalıp iyi işler yapmak istiyorum. Buradaki çünkü yani bizim bölümlerimizde, biyolojik bölümlerde çok işsiz arkadaşımız var, çok böyle problem yaşayan arkadaşlarımız var. Ülkede yani bilim çok önemli, görüyoruz pandemi döneminde. İşte yani aşıları ve ilaçları ortaya çıkartan insanlar meslektaşlarımız, bizim meslektaşlarımız. Yarın bir gün çevre probleminde, işte gördüğümüz çevre probleminde bu çevre problemlerini çözecek insanlar bizim meslektaşlarımız olacak. Gıda problemlerini, kuraklığı çözecek yine bizim meslektaşlarımız olacak. Sağlık problemlerini çözecek yine bizim meslektaşlarımız olacak. Biz çok önemli bir yer ediniyoruz bu dünya üzerinde. Türkiye'de de gerçekten önemli bir yer edinmemiz gerekiyor. Önem verilmesi gerekiyor. Ama bizim önem kazanmamız için bizim ilk önce bir de kendimizi göstermemiz lazım. Biz buradayız. Biz bir şeyler yapabiliyoruz. Biz yapacağız. Biz işte hani buyuz. Bunları çözeceğiz. Bunları yapacağız diye. Sonrasında insanlar bize inanmaya başladığında çünkü toplum biyolojiden habersiz, biyologlardan habersiz, mesleklerimizden habersiz yani. Ama bunları haber olması için, bunların artık öne çıkması için bizim yeni nesil olarak, öğrenciler olarak, gelecek işte bu mesleğe sahip olacak insanlar olarak bizlerin bir şey yapması gerekiyor. Yani zor da olsa, imkanlarımız da olmasa bir yerden imkan çıkartmamız lazım. Biz bugün proje grubunda ne yapıyoruz?
proje grubumuzda. Biz biyoinformatik ve hesaplamalı biyoloji alanında, yani elimizin altında bilgisayarlar var. Bu bilgisayarları kullanarak biz bir araştırma yapıyoruz. Yani laboratuvara giremiyoruz. Laboratuvarlarda zaten çalışmak dünya para, bir laboratuvar kurmak dünya para. Biz zaten onu kurabilecek şeyde değiliz. Kapasitede değiliz şu anda, yapamıyoruz, imkanımız yok. Ama biz ne yapıyoruz? Bir kriz var ama ne kullanabiliyoruz? Biz biyoinformatik, bizim için biyoinformatik çok önemli. Ben herkese öneriyorum. Programlama dilleri, ben mesela çok yeterli değilim programlama dillerimde. Ama ben tüm arkadaşlarıma, ben lisans öğrencisi olsaydım, iki programlama dilini de cebime atardım. İki programlama dilini de cebime atardım, Python'la ve R'ı atardım cebime. Ne olursa olsun öğrenirdim. Sonrasında öyle devam ederdim. Onların üzerinden pratikler yapardım. Akademide bana göstermelerine gerek yok arkadaşlar. Akademide bütün ne kadar verimli akademi eğitim alırsanız alın, ne kadar iyi olursanız olun, siz kendi üzerinize bir şey koymadıkça, o akademik eğitimin üzerine bir şey koymadıkça siz yerinizde sayabilirsiniz. Çünkü aynı o akademik eğitimi diğerleri de alıyor. Diğer arkadaşları da alıyor. Ya da başka bir yerde çok daha iyi akademik eğitim alanlar sizin önünüze geçiyor. O yüzden sizin muhakkak suretle üzerine koymanız lazım zaten bunları. Yayınlar, bitki, moleküler genetiği ile ilgili paylaşımlarınız olursa çok sevinirim. Bu konuda arkadaşlarımıza önerelim. Bu konuda çalışmak isteyen, bu konuda paylaşım yapmak isteyen, biz öneriyoruz arkadaşlarımıza. Belki ilgisini çekenler yapabilir. Evet. Var mı son sözleriniz? Bayinfo Journal'ın ikinci sayısı için sponsor arayışı içerisindeyiz. Umarım buradan sponsorlar belki dinlenir, evet, belki dinlenir. Sevindirmek için. Geri dönüşler. Evet, geri dönüşler ihtiyacımız var. Bunu çok yayılalım. Lütfen. Ya dergimize paylaşıp destek olabilirsiniz bize. Çok güzel bir dergi oldu bizler için. Tüm öğrenci arkadaşlar için motivasyonunuz, inancınız ve çalışma azminiz bilim adına olması gerekiyor. Her koşulda. Akademiden işte ben mobbing mağduru olduğumu söylüyorum. Mobbing podcastlerim var. Hiçbir şey sizi yıldırmasın. En dipleri kadar görebilirsiniz ancak bilim çok önemli. Bilim sevgisi çok önemli. Bilim aşkı çok önemli. Buna tutunursanız gerçekten ve böyle bir platform içerisinde insanlarla böyle network yaparsanız, iletişim kurarsanız da çok tatlı oluyor. Gerçekten bu çok önemli. Umarım herkesin gerçekten güzel bir akademik geleceği olur. Güzel başarılı din insanları olur. Bir de önemli olan şeylerden bir tanesi iyi bir insan olmak. İlk önce iyi insan olmamız gerekiyor. Hatalarımızla doğrularımızla, doğrularımız kadar hatalarımızın da farkında olmamız gerekiyor. Hatalarımızı minimize etmek lazım. Benim hatalarım oluyor maalesef. Birçok hatalar yapabiliyorum ben de. Ancak iyi insan olmak adına hatalarınızın farkında olup tekrar yapmamız gerekiyor. Birçok işte konuda hatalar yapabiliyorsunuz. İyi bir bilim insanı bütün arkadaşlarımız adına görmek istiyorum. Buradaki hem ekip arkadaşlarım hem de bu yayını takip eden arkadaşlar, katılımcılar ya da daha sonra izleyen için insanlar için. Yani bu meslekte gerçekten dünyanın ihtiyaç duyduğu şeylerden en önemlisi iyi bilim insanları. Umarım hepimiz bir gün iyi bir bilim insanı olabiliriz. Arkadaşlar, sizlerden sözler yoksa son şeylerimizi söyleyeceğim ve hep birlikte şeyi de söyleyebiliriz. Bilim paylaştıkça güzel, bilim paylaştıkça ilerler, bilimle kalalım. Hep birlikte söyleyelim hadi. Tamam. Evet. Umarım senkronize ilerledik. Aynen senkronize olmayacakmışız. Her şeyi birlikte yaptık. Bunu da başarırız. 3. Dur, bilim paylaştıkça güzel, bilim paylaştıkça ilerler, bilimle. Tamam. 3. 2. 1. Bilim paylaştıkça. Bunu senkronize yapmayacağız. Bunu prova yapmamız mı yapsak? Yapacağız. Bizim yani önemli değil. Bizim 1-0 diyeceğim. Bilim paylaştık. Tamam mı? Tamam. 1-0.
Bilim paylaştık. Paylaştık da güzel. Bilim paylaştık. Bilim paylaştık. Bilimle kalalım. Paylaştıkça ilerler. Görüyorsunuz, bilim paylaştıkça güzel. Bilim paylaştıkça ilerler. Birliktelik çok güzel. İyi insan olmak çok güzel. Burada birçok iyi insanla birlikte olduğumu düşünüyorum. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize arkadaşlarım, tüm ekibim, buradaki arkadaşlarım, tüm ekibim adına size sağlıklı günler diliyorum. Sağlık çok önemli ve bilimle kalalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.